Selamünaleyküm dostlar. İmtihanımsın isimli hikayemizin 9. bölümünü dinlemektesiniz. Eğer bundan önceki bölümleri dinlemediyseniz o bölümleri dinleyip tekrar bu videoya geçebilirsiniz. Merak etme kardeşim. Bu zor günler de geçer elbet. Rabbim istedikten sonra dert diye bir şey kalmaz. Yeter ki sen de Rabbinden iste. Verdiğin her karar için çok düşün ve gönlünden geçeni yap. Oktay'ı da anlamaya çalış biraz. Hem o da ablasını kaybetmiş zamanında. Onun da içerisinde sönmeyen bir yangın var. Zaten evlilikte böyle bir şey değil mi? Birbirinin yaralarını sararak yaşamak. O halde onu da anlamaya çalış. Ona da zaman ver kendine de. Hem sizin 3 güne kalmadan nikahınız var ve sizin hiçbir şeyiniz hazır değil. Yarın gelinlik bakmaya gidelim. Hatta Beyza'nın sözünü kestim yorgun bakışlarımla. Bunları yarın konuşsak Beyza, şu an gerçekten ne gelinliği ne de nikah konuşacak mecalim kalmadı. Beyza anlayışla başını sallayıp abisine döndü. Abi biz de kalkalım artık. Hem yarın çok işimiz var. Herkesin dinlenmesi gerek. Özgür oturduğu yerden kalkıp sen hazırlan. Ben Oktay'a bakıp geleceğim diye cevap verdikten sonra çıktı salondan. Bu karmaşada yeni fark ettiğim şeyi sordum Beyza'ya. Beyza, Tahir amcalar nerede? Oktay'la ikisi kavga etmeye kestikten sonra Tahir Bey de çıkmıştı. Bir Okan kalmıştı yanımızda. Kalmaz olaydı, orası ayrı bir konu. Her neyse işte inadından vazgeçmeyip bu evde kalmakta ısrar edecekler gibi gözüküyor. İşinize karışmak gibi olmasın da bu evde mutlu yaşayamazsınız. Hele ki o kaynananla. Aman Allah korusun bizleri. Beyza'nın son cümlelerine karşılık çimdik atıp fısıltıyla "Feriha'nın annem hakkında düzgün konuş lütfen" diye söylenince Beyza bana garip bakışlar attı. Tam ağzını açmış soracaktı ki görüş alanımıza Özgür'le Oktay girmişti. Oktay gözlerine kırpmadan gözlerime bakmaya başlayınca bakışlarımı Beyza'ya çevirdim. Allah'a emanet olun kardeşim. Eve varınca mesaj atmayı da unutma. Beyza, tamam müstakbel gelin. Atarım mesaj deyince ikinci çimdiği yedirdim arkadaşıma. Hepimiz salondan çıkıp kapıya yönelmiştik. Berat, senin de sesin çıkmadı bugün. Hayrola diye konuşan Özgür'dü. Zavallı Berat soğutançtan renkten renge girmişti. Beyza'nın da ondan pek bir farkı yoktu demek isterdim. Fakat Beyza dimdik duruyor. Zerre mimik kıpırdatmıyordu. Ama bir söz var. Asıl sessizlerden kork. Beyza'ya kolumla dürtüp inadına kulağına fısıldadım. Birileri fena bayı yakmış. Yakmış bir de söndürememiş. Bence bu platonik değil. Değil mi kardeşim? Beyza gözlerini kısarak hainleşmeye diye söyleyerek karşılık verdikten sonra ayakkabısını giyinmişti köşede. Berat da zoraki gülmeye çalışıp Özgür'ü kendince ikna etmeye çalışıyordu. Yok be abi. Ortam gerginken fazla konuşmamayı prensip edindim diyelim. Sonra başımız belaya giriyor falan. Özgür yahu he der gibi bakıp dışarıya adımını attı. Diğerleri de çıkınca başladı görüşürüz fasılları. Berat görüşürüz yenge deyince görüşürüz inşallah diye karşılık vermiştim. Oktay da durgun bir şekilde misafirleri yolcu edip içeri girdi. Ama bu sefer beni beklemişti. Nerede o şerefsiz? Oktay'ın birden bağırmasıyla elim koca adamın ağzına gitti. İkimiz de fazlasıyla şaşkındık. Birbirimize de şaşkın şaşkın bakışlar atarken geri çekilme isteği geldi içime. Ama yapamadım. Geri çekilmek yerine gururumu bir kenara bırakıp sarıldım el alime hem de sımsıkı. Benim saran kollar eksik olan yanımı tamamlarken Aslı'yı zar zor uyuttular zaten. Uyandırma şimdi diye söyleyiverdim. O bedenden hiç ayrılmak istemesem de ayrılmıştım. Oktay'ın gözlerinin içine bakıp anlamaya çalıştım. Ne hissettiğini, ne düşündüğünü. Olmuyor Oktay. Bu sefer anlayamıyorum ne hissettiğini, yapamıyorum diye sıraladım sistem dolu kelimelerim. Oktay sağ elini kaldırıp yanağımı yerleştirince kırık bir tebessüm etmiştim. İnan Azra, ben de ne hissettiğimi, ne hissedeceğimi bilmiyorum. Hani insanın korktuğu başına gelme olayı var ya, benim de korktuğum şey başıma geldi. Yanağımdaki elin üzerine elimi koyup, anlat o zaman, anlat ki yükü sadece sen taşıma diye söyledim. Oysa başını kenara sallayıp, olmaz yapamam diye cevap vermişti. Beyza'nın söyledikleri aklıma gelince başımı tam anlamında salladım. Peki koca adam, seni sık boğaz etmek yerine sana zaman veriyorum. Ne zaman söylemek istersen o zaman söyle. Ama sana yalvarıyorum, o katilin kim olduğunu bul. Okan saçma sapan şeyler söyleyip kıvamı karıştırmaya çalışsa da ona değil sana inanacağım ben. Çünkü senin bana güvendiğin gibi ben de sana güveniyorum Oktay. Koca adamın gözlerindeki hisler bağırmaya başladı bir anda. Parlıyorlar hem de sevinçle. Oktay birden sarılınca donup kalsam da dediklerine kulak vermiştim. Bize oynanan tüm oyunların üstesinden geleceğiz inşallah. Dediğin gibi nurlu kız, birbirimize güvenelim. Çünkü en çok ihtiyacımız olan şey bu, güven. Sonrasında, ya Oktay beni deli etme öte kay.
Oktay bilerek beni en uca doğru iteleyip dururken sinirlenmemek elde değildi. Seni deli etmek hoşuma gidiyor ama karıcığım. Ah başladık yine. Karıcığım dedi. Şimdi sana en afillisinden bir karıcığım tekmesi atacağım ha. Vallahi bak bütün villayı ayağa kaldıracağım. Zaten bugün çok yoruldum. Koca adam yetmezmiş gibi kolunu belime atıp yaklaşma çabalarına girince hızla ona döndüm. O ise korkudan kendisini biraz geriye atmak zorunda kalmıştı. Yerde yatacaksın Oktay Bey. Oktay dediğim cümleyle anında nere be diye kız gibi cırlayınca gülüverdim. Şaka değil mi diye soran Oktay'ın yüzünü düşürecek cevabı vermiştim. Hayır şaka falan değil. Nikahtan önce olmaz diye söyleyince Oktay kaşlarını ısırarak bana sahte sinirle bakmaya çabaladı. Çabaladı ama beceremedi. Ne nikah? Biz çoktan yaptık dini nikahımızı. Sanki birbirimizi aramız. Oktay'ın cümlesine karşılık hafifçe güldüm. Ama sonra söylediği cümleyle yüreğim kıpır kıpır olunca elim ayağıma dolaşmıştı. Hem ben senin kokunu özledim. Oktay kaşlarını kaldırıp kendi tarafına kayıp bana yaraştı. Tabii kollarını da açmayı ihmal etmemişti. Aşıktır el mahkum diyerek sarıldım el halime. Ben onun kokusunu çektim içime, o da benim kokumu çekti içine. Klasik bir cümle gelebilir bu söylediklerim ama bizimkisi bir klasik değildi. Bizim içimize çektiğimiz kokular helaldi. Sonrasında 6 Temmuz 2017 Perşembe. Kolumu deşeceksin manyak mısın be? Evet, şu an sabrım tükenmişçesine kolumu dürte dürte bir çukur haline dönüştüren kocama öfkeli bakışlar atmaktaydım. Sen de uyanmıyorsun nurlu kız. Kaç saattir seni uyandırmaya çalışmaktan yoruldum. Sabır dilercesine gözlerimi yumdum. Sesli bir şekilde nefesimi üfleyip duvardaki saati işaret ettim koca adama. Ya Allah aşkına saat daha 7. Bu kadar erken kalkılacak önemli işimiz ne acaba çok merak ettim. Oktay gözlerini kısarak bakmaya başlayınca ben de kıstım gözlerimi. Yataktan ayrılmak istemediğimi belli edercesine pikeye koala gibi yapışıp Oktay'ın verdiği cevabı dinlemeye koyuldum. Normalde o tahsinem ve kalkmamak için ısrar eden benim olmam gerek, senin de benim yerimde olman, beni uyandırmaya çalışman ve hatta nikah için en çok senin heyecanlanman gerek. Ama ne var ki bunları ben düşünüyorum. Ne zaman normal bir ilişki içerisinde olacağız diye düşünüp duruyorum nurlu kız. Bunu bir ara sen de düşünsen iyi edersin. Gözlerim pörtler derecesinde açılmıştı. Sabahtan beri Beyza'nın telefonuma çağrı saldırısı yapmasının nedenini şimdi anlayıvermiştim. Üzerimdeki pikeyi hızla itip ayağa kalktım. Ben sana demiştim bakıştır atan Oktay'ı da itip banyoya doğru koştum. Elimi yüzümü yıkayıp banyoda işlerimi hallettikten sonra hızlı adımlarla odaya girdim. Karşımda yatağı düzenleyen bir Oktay görmeyi beklemesem de şaşırdığımı belli etmeden dolaba yöneldim. Bu konularda insan aklını kullanmalı. Eğer karşısındaki kişi senin işine yarayacak bir iş yapıyorsa ona şaşırdığını belli etmeyeceksin ki o da bu durumu kendisi kabul edip yapmaya devam etsin. Benim de temennim Oktay'ın yatakları düzenleme işine devam etmesiydi. Benim bir saatte ne işim var? Alışverişi Beyza ile yapsan olur değil mi? Eğer amele gerekirse Berat'ı alabilirsiniz yanınıza. Oktay'ın sözlerine karşılık dolapta gezdirdiğim bakışlarımı telefonu cebine tıkıştıran koca adama çevirdim. Ne işiymiş bu? Senin benden daha önemli ne işin olabilir acaba? Alıngan tavırla sarf ettiğim soru cümleleri Oktay'ın bana bakarak sırıtmasına sebep olmuştu. Yanıma gelip birden yanağıma bir öpücük kondurunca kala kalmıştım. Öpücüğün şaşkınlığını atlatıp sahte sinirimi canlı tutmaya çalıştım. Nurlu kız benden ayrılmak istemiyor sanırım. Bir şartla işaretleyip gelirim seninle. Oktay, gözümün önüne gelen bir tutam saçımı kulak arkama sürüklerken doğru düzgün düşünemiyordum bile. Ona rağmen soru verdim sorma bir çırpıda. Ne şartıymış o? Koca adam gözlerimin içine baktı bir süre. Yüzündeki oluşan çukura baktım tebessümle. Bir daha asla üzülmemen şartıyla nurlu kız. Ve tabii ne olursa olsun beni bırakmaman. Son cümlesine karşılık gerçekten sinirlenmiştim. Bu cümleyi her seferinde dile getirmesi canımı sıkıyordu artık. Oktay'dan uzaklaşıp öfkemi dile getirdim. Habire şu cümleyi kurmak zorunda mısın Oktay? Niye seni bırakmamdan falan bahsedip saçmalamaya devam ediyorsun? Neden bu kadar korkuyorsun? Neden? Koca adamın gözlerindeki bakışlar hüzne yer verince kalbim cız etmişti sanki. Gözlerini gözlerinden kaçırıp cebinden sinir bozucu sesini sergileyen telefonunu çıkarmıştı. Tam cevaplayacakken telefonu elinden kaptım. Bana şaşkınca bakan Oktay'a bana cevap ver Oktay diye bağırıverdim. Oktay ise gözlerime bakmamakta ısrarcıydı. Ama bir şey unutmuştu. Ben ondan daha inatçıydım. Telefonu Oktay'ın arkasındaki kombine koyup koca adama yaklaştım. Lacivertler kot pantolonun üzerine giydiği beyaz tişört ve lacivert ceketine baktım. Ceketinin yakalarını düzeltiyormuş gibi yapıp koca adamın bakışlarını yakalamaya çalıştım ama nafile. İkide bir yalandan öksürüp uzaklaşmaya çalışıyordu o da.
Gözlerime bak Oktay. Neden her fırsatta benim seni terk edeceğim saçmalığını dile getiriyorsun? Yüzümü helalimin yüzüne yaklaştırıp gözlerini yakalayıvermiştim. Kahve güzellere derince baktım sorma cevap ararcasına. Ama yoktu. Cevap yoktu. Her zamanki gibi. Tam Oktay'dan uzaklaşacaktım ki koca adam aniden belimden tutup beni kendine çekti. Ben hala olayın şokundan çıkamadan koca adam ikinci büyük şoku yaşatmıştı bana. Artık dünya doğalgazı kullanma gereksinimi duymayacaktı. Ne de olsa benim şu anki vücut sıcaklığım tüm dünyaya yetecek kadardı. Korkuyorum Azra. Çünkü seni seviyorum. İkinci büyük şokun üzerine kulağıma fısıldadığı cümleler kalbimin hızına hız katmıştı. Oktay'ın sarılışına bile karşılık verememiştim şaşkınlıktan. Kendi kendime bir cümle fısıldadım ruhuma. Tenimdeki iz, helalimin izi, helalimin. Dudaklarımı birbirine bastırıp utançtan başımı eğivermiştim. Yanaklarımın kızarmaması için ettiğim duaların haddi hesabı yoktu. Seni bana veren Rabbime şükürler olsun. Oktay'ın yüzüme doğru söylediği cümleyle okyanus bakışlarımı ona çevirdim. Yutkundum ve en sonunda gülümsemiştim. Sen ve beni biz yapan Rabbimize şükürler olsun. Benim de kurduğum cümleyle dudakları kıvrılan kocamdan çektim bakışlarımı, ister istemez utanıyordum. Çenemde hissettiğim el bana eski bir karayı hatırlatmıştı. Buraya geldiğim ilk gün Oktay'ın ısrarla yüzüme bakmaya çalıştığı o gün. Ama bu sefer izin vermiştim başımı kaldırmasına. İki gün sonra da senden aynı potansiyeli bekliyorum canım karıcığım. Oktay'ın söylediği cümleyle omzuna vurup kendimi geri çektim. İlla romantik anımızı bozacaktı. Bozmasaydı içinde kalırdı. Tam bir öküzsün diyeceğim ama ben öküzleri seviyorum. Öküzlere hakaret edemem. Koca adam tek kaşını kaldırıp üzerime doğru yürümeye başladı. Ben de inadına olduğum yerde kalıp yine boynuma felçliği yaşattım. Evet, bu karşındaki öküzü seviyorsun. İtiraf etmen güzeldi nurlu kız. Cümlelerimi yine kendi lehine çeviren kocama kısılı gözlerle bakıp gıcık dedim. Oktaysa muzipliğine devam etmekte ısrarcıydı. Bu gıcığa aşıksın. Tam bir odunsun Oktay. Bu oduna yanıyorsun. Aynı zamanda yakıyorsun. Her sözüme karşılık vermesi sinirimi arttırmıştı. En sonunda sesimi yükseltivermiştim. Delinin tekisin sen. Haklısın. Oktay'ın son söylediğime karşılık verdiği cevabın ses tonu içimi acıtmıştı. Pişman olmuştum dediğime. Oktay dudağını kıvırıp iç çekmişti. Bense ne diyeceğimi bilemez bir şekilde sessizliği bozmuyordum. Akıllı olan sevdiğine zarar vermez ne de olsa. O yüzden haklısın nurlu kız. Ben deliyim. Koca adam konuşmamı bile beklemeden odadan çıkınca sözlerim boğazıma ümrü olarak tutunmuştu. Tam yatak odasından çıkacaktım ki telefonumun sesiyle irkilip komodine doğru yürüdüm. Telefonu elime alıp arayan kişiye baktım. Selamünaleyküm kardeşim. Aleykümselam. Sabahtan beri telefonlarımı neden açmadığını sormayacağım. Onun hesabını ayrı alacağım. Şu an sizin eve 5 dakikalık mesafem var, hazır ol. Bugün manyak bir alışverişimiz olacak. Bir şey söylemeye kalmadan yüzüme kapanan telefona boş bakışlar attım. Sözcüklerimi yine yutup yatağın üzerine koyduğum feracemi giydim. Başıma da annemin eliyle yaptığı oyalı yazmayı da takıp komodine bıraktığım telefonu tekrar elime aldım. O sırada arkamda kalan odanın kapısının açıldığını fark etsem de Oktay'dır diye düşünerek istifimi bozmayıp Beyza'ya mesaj yazıyordum. Tam mesajı gönderecektim ki duyduğum sesler ikilip elimdeki telefonu yere hediye etmek zorunda kalmıştım. Yengelerin yengesi kahvaltıya teşrif etmeyecek mi acaba? Gözlerim o konu görür görmez başka yöne çevirdim. Ne işin var burada? Öfkem sesime yansımıştı adeta. O kadar çok sinirlenmiştim ki ya uygun olmasaydım bu nasıl bir düşüncesizlikti? Ben seni kahvaltıya çağ... Okan'ın sözünde öfkeyle kesivermiştim. Kapı çalma adetini hiç duymadın sanırım. Düşüncesizlikte rakip tanımıyorsun. Okan dediklerime karşılık utanacağı yerde sıratınca benim sinir katsayım zirveye çıkıyordu. Rabbimden sabır dileyerek kapıya doğru yürümeye başladım. Kapıyı tam Okan'ın yüzüne kapatacakken duyduğum ses diyelim kapının kulpunda kalıvermişti. Ne işin var lan senin burada? Oktay'ın gözlerindeki hiddet benim bile tüylerimi ürpertmişken Okan'ın hala sırıtabildiğine inanamıyordum. Bir de labali bir şekilde konuşması. Sabah sabah yengemin nurundan nasipleneyim dedim. İyi etmemiş miyim? Oktay daha da sinirlenmiş. Okan'ın üzerine doğru yürümeye başlamıştı hiddetli adımlarla. Normalde Oktay'ın önüne geçer kendisini durdururdum. Fakat şu an hiç mi hiç böyle bir şey yapasım gelmemişti. Koca adam pişkin davranan kardeşine yumruk atışını izledim. İçimden oh nidaları koparken gözlerimi sinirden deliye dönen Oktay'a çevirdim. Bence bir yumruk yeterdi. Tabii Okan da biraz yumruğun etkisinde olsaydı iyi olurdu. Oktay'ın karşısına geçip gözlerime bakmasını sağladım.
Tabii öfkeli bakışlarını Okan'dan çekmesi bir hayli zor olmuştu. En sonunda gözlerini üzerime çekmeyi başarınca elinden tutup yatak odasına sürükledim kendisini. Elini elimden hızlıca çekmesi karşısında sadece sustum. Çünkü Oktay'ın öfke saçan bakışları hiç dahi alamet gibi gözükmüyordu. Hepsinden bıktım, hepsinden. Oktay bir elini saçlarına geçirmiş, etrafa ateş püskürürken yanına yaklaşıp yaklaşmamak arasında kalıvermiştim. Fakat en sonunda dayanamayıp kriz geçiren helalimin yanına gidiverdim destek olabilmek için. Oktay, nefret ediyorum. En çok da kendimden. Beni öfkesinden duyamayan, aynı zamanda göremeyen kocama daha da yaklaşıyordum. Bir yanım korksa da geri adım da atmıyordum. Oktay, beni duyuyor musun? Allah beni kahret. Kocamın en son söylemek üzere olduğu cümlesini tamamlamasına izin verememiştim. Bu eve ilk geldiğim gün gelmişti aklıma. O gün de Oktay'ın yanlış bir şey söylemesini engellemek için elimle ağzını kapatmıştım. Ayak parmak uçlarım isyan bayraklarını açmış, gözlerimse helalimin bitap olmuş bakışlarına kilitlenmişti. İyisin değil mi diye fısıldayıverdim karşımdaki perişan olmuş kocama. O ise şimdi daha iyiyim diye cevap vermişti endişeli karısına. Krizlerim de benim kötü alışkanlığım olmuş Azram. Bırakamıyorum, olmuyor. Birazcık sinirlensem hemen titreme tutuyor vücudumu. Her şeye geçtim, en çok da sana zarar veririm diye korkuyorum. Oktay bana üzüm dolu bakışlar atınca kırık bir tebessüm yerleşmişti yüzüme. Elinden tutup yatağın üzerine oturmasını sağlamıştım. Oysa benim konuşmamı bekliyordu. Tebessüm eşliğinde başladım konuşmaya. Bu da geçecek inşallah. Bir gün sen de sakinleşebileceksin. Daha demin olduğu gibi. Fark etmiyor musun Oktay? Biraz önce sinir krizini çok sürmeden geçiverdi. Kendine haksızlık etmeyi bırak artık. Bana zarar vermekten korkuyorsun ama Oktay, ben eğer bunu göze almış ve senin yanında bulunuyorsam senin de bu konuda cesur olman gerekli. Şimdi bütün kötü anılarımızı siliyoruz ve eşyalarımızı toplayıp gidiyoruz. Bu ev ne bana ne de sana iyi geliyor. O halde burada durmamızın hiçbir anlamı yok. Daha fazla diş ekmek yerine kötülük dolu ortamdan uzaklaşmak en iyisi. Oktay yüzünü sıvazlayıp ayağa kalkınca ben de ayaklanıvermiştim. Düşünüyordu ve kararsız oldu, her halinden belliydi. Öfke kırıntıları hala üzerinde olmasına rağmen sakinliğini koruyabilmesi de büyük bir gelişmeydi onun için. Eğer gidersek kaybetmiş olacağız Azra. Bu ev umurumda falan değil. Tek derdim onların kazandıklarını düşünmesi. İnan bana, zorunda olmasam burada bir saniye bile durmam. Koca adam arkası dönük bir şekilde pencereden dışarısını izlerken ben de açıverdim ağzımı. Zorunda değilsin Oktay. Önemli olan onların ne düşündüğü değil. Önemli olan bizim kazanmamız. Burada durup ortalığın karışmasına lüzum yok. Ben eşyalarımızı toplamaya başlıyorum. Ha, eğer illa burada kalacağım diyorsan o halde buyur sen kal. Ben daha fazla kalamam burada. Oktay söylediklerimi duyar duymaz arkasına döndü hızlıca. Ne yani, beni bırakıp gidecek misin? Cevap vermeyip dolaba doğru yönelirken birden kolumdan tutulunca olduğum yerde duruvermiştim. Pensiz gidebileceğini düşünüyorsan yanılıyorsun nurlu kız. Gözlerimi helalimin gözlerine çevirip kararlı bakışlarımı ilettim. Bu sana bağlı. İstersen benimle gelirsin. Yok, inatla burada kalmayı tercih ediyorsan sen bilirsin. Oktay gözlerini gözlerimden çekmeden verdiği cevapla yüzüme bir tebessüm yerleşmişti. Benim tek tercihim sensin nurlu kız. Yanaklarıma hücum eden kanı umursamadan sımsıkı sarılıverdim helalime. İkimizin de birbirimize ihtiyacı varken ayrı kalma düşüncesi tam bir saçmalıktı. Yalan değil, Oktay'ın vereceği cevaptan korkmuştum ki Allah'tan korktuğum şey başıma gelmemişti. Kapının tıklatılmasıyla sarılmamızı sonlandırıp içeri giren Selin'e baktık. Kusura bakmayın, rahatsız ettim. Beyza Hanımlar geldi, sizi salonda bekliyorlar. Selin'e gülümseyerek tamam canım biz şimdi dinliyoruz aşağıya diye söylendikten sonra Oktay'a döndüm. Bol hazırlamayı akşam halledelim. Yarın sabah erkenden gideriz. Şimdi alışveriş yapmamız gerek. Ha bu arada senin gelmene gerek yok. Annemle Edil gelecek zaten. Sen de işini halledersin. Oktay kaşlarını kaldırdı. Ne var? Anlamında başımı salladım. Ben de geleceğim sizinle. Gözlerimi kısarak alışveriş esnasında sıkıldım diye bir kelime duyarsam kafanı patlatırım Oktay diyerek tehdit ettim. O ise sadece gülümsedi. Hadi gidelim de Beyza'yı ne çıldırmasın. Oktay'a arkam dönükken söylemiştim bu cümleyi. Yoksa gidelim demezdim. Oktay'a gidip üzerine daha çirkin bir şeyler giyinir misin? Yolda ne kadar kocamın eline tutacak olsam da yüzsüz olan çok dişi vardı etrafta. Hele ki alışverişe gideceğimiz yer kalabalıktan taşan bir yerdi. Buna asla izin vermezdim. Güzel olan kıyafetlerim değil nurlu kız. Bedenimi değiştirmem gerek yakışıklılığımın gitmesi için. Bu da imkansız sanırsam. Gözlerimi devirdim. Egon'la mı konuşuyorum acaba? Her neyse. Kendini övmeyi bitirdiysen git daha bol kıyafetler giy. Rica ediyorum kocacığım. Son cümleyi bastıra bastıra söylediğimde Oktay da üzerine değiştirmeye gitmişti.
Ben de her şeyim hazır olduğuna kanaat getirerek odadan çıktım. Merdiven basamaklarını hızla inip sonra geçtim. Beyza beni görür görmez ayağa kalkıp, "Şükür be kızım, evlendiğinde de iş bari. Her zaman bekletiyorsun beni." diyerek istemeden Beyza'ya gülümseyip sarıla vermiştim. Kardeşiyle birlikte ayağa kalkan Özgür'e hitaben, "Hoş geldiniz. Biraz, hatta bayağı beklettim. Kusura bakmayın." diye söylenince Beyza gözlerini kıstı. "Hatanı fark etmen de gü..." Özgür Beyza'nın cümlesini tamamlamasına izin vermeden araya girdi sözleriyle. "Önemli değil Azra. Aslında çok da beklemedik. Beyza her zamanki gibi biraz abartıyor. Sen onun dediğine bakma." Ben tam cevap verecekken Beyza hayret dolu cümlelerini kurdu. Abisine kötü bakışlar atarken. "Yok artık abi. Yalnız biz bahçede de yarım saat bekledik. Arabayı bile yavaş sürdün. Eskiden de böyle yapıyordun. Azra ne zaman hata yapsa hep bana söyleniyordun. Tabii gayet normaldi bu davranışların. Ne de olsa sen Azra'yı sev..." "Ya ben zaten önceden dediklerini takmıyordum ve halen de takmıyorum. Hem sen canım arkadaşının arama girmekten vazgeçer misin artık?" Arada Beyza'nın patavatsızlığı tutuyordu ve şimdi de saçmalamıştı. Beyza'nın salonun kapısına bakarken surat ifadesinin değişmesi beni meraklandırmıştı. Arkama dönüp kapının eşiğinde olduğu yerde durarak bize, daha doğrusu bana bakan noktaya baktım. Beyza'ya dönüp dudaklarımı kıpırdatarak "Aferin sana" diye söylendim. "Bir hoş geldin yok mu dostuna kardeşim?" Özgür, ortamı yumuşatmak adına söylediği cümlenin işe yaramasını umarak Oktay'a baktım. Anında gördüğüm damarlar kalbime endişe sinyali veriyordu. Yumruklarını sıktığını görünce istemsiz dudaklarımı ısırmıştım. Tam ona doğru adım atıyordum ki Oktay gülümseyerek Özgür'e "Hoş geldin kardeşim" diye söylenince derin bir nefes verdim dışarı. Bir an yine sinir krizi geçirecek sanmıştım. "Sen de hoş geldin Beyza" diye de Beyza'ya söylenince Beyza'nın surat ifadesini gördüğümde gülesim gelmişti. "Hoş bulduk Oktay abi." Beyza'yı kolundan çekip kulağına fısıldadım. "O ağzın bir gün ölüm sebebin olacak Beyza." Beyza bu sefer dediğime itiraz etmemişti. Hatta "Haklısın" demişti. "Ben de gideyim artık." Özgür'ün söylediği cümleyle Oktay'a baktım. Oktay arkadaşına "Nereye gidiyorsun? Daha yeni geldin" diye söylese de Özgür gitmekte ısrar ediyordu. "Ben zaten sadece Beyza'ya bırakmak için geldim. Hem ofise de uğramam gerek. Ne de olsa artık sen de yoksun ve birinin şu işlerle uğraşması gerek." Oktay başıyla onaylayıp "Haklısın. Ben de uğrayamadım kaç gündür. Bir yandan Tahir Bey'in şirketi, bir yandan bizim şirket. Şu karmaşa bir son bulsun, o zaman sırtımızdaki o yükü azaltacağım inşallah" diye söylediğimde şaşırmıştım. "Ne yükü bu Oktay? Bizim sırtımızdaki yükse senin sırtındaki ne? Sen kafanı bunlarla yorma. Hem biliyorsun Berat çok iyi yürütüyor şirketi. Seni hiç aratmadı diyebilirim. Tabii arada bir kafası gidiyor arası ayrı ama yine de iyi bakıyor şirkete. İkimiz de hallediyoruz biz. Sen merak etme, öyleyinin rahatına bak." Oktay, Özgür'ün sözleri üzerine gülümseyip sarılıvermişti dostlarına. Onların bu dostlukları beni de gülümsetiyordu. Aynı kıza aşık olmaları da bir imtihan olsa gerek. Beyza'nın fısıldadığı cümleyle dirseğimle koluna vurdum. "Boş konuşma Beyza, daha deminki patavatsızlığın yüzünden bir şey demedim" diye saçmalamaya devam etme. Attığım sinirli bakışlara karşılık kaşlarını kaldıran Beyza'ya bakmaya devam ettim. "Kusura bakma kardeşim ama her gün abisinin acısına tanık olan sen değilsin benim ve emin ol ki abimin acısıyla ben de kederleniyorum. Bu boş konuşmak değil gerçekler. Sırf duymak istemediğin için gerçeklere boş demezsen sevinirim." Beyza'nın sözlerine karşılık yaptıklarım sadece hayret dolu bakışlar ve açık kalan ağzımdı. Duyduklarım kalbimi sızlatmıştı. En yakın arkadaşımın sözleri beni hayrete düşürmüşken Beyza gibi ifadesiz kalmam zordu. "Bak Azra, şu an benim söylediklerim belki seni hayrete düşürmüş olabilir. Ama sen de şunu unutmazsan sevinirim. Seni yıllardır seven kişi abim. Tamam sen kocanla mutlusun. Birbirinizi çok seviyorsunuz ama abimin de istediklerini anlamaya çalışın. Onun üzülmesin. Her gece küçüklük fotoğrafınıza bakıp keşke hep küçük kalsaydık cümlelerine duymaya dayanamıyorum. Her neyse. Şu an bunları konuşmamız anlamsız. Ne de olsa 2 gün sonra nikahınız var ve alışveriş yapmamız gerek." Beyza sözleri bir hançer misali saplanıyordu yüreğime. Oktay Özgür yolcu etmeye gitmiş, ben de Beyza'ya şaşkın gözlerle bakmaya devam ediyordum. Gözlerim dolmuştu belki de, kim duymak isterdi ki bu sözleri, hem de en yakın arkadaşından? Artık gerek yok. Söylediğim cümleyi anlamayan Beyza, niye gerek yok diye sordu. Ben de cevap verdim. Alışveriş için senin gelmene, yorulmana gerek yok. Evine dön sen. Abin için de üzgünüm ama sen de şunu unutma Beyza. Özgür'ün beni sevmesini isteyen ben değildim. Ve onun üzülmesine sebep olan yine ben değilim, kendisi. Ben onu abim olarak gördüm ve hala da öyle görüyorum. Sen ne dersen de ama şu söylediklerini Özgür duysaydı bana değil de sana kızardı. Şu sözleri duymayı hak etmedim. Umarım bir gün sen de beni anlarsın. Hadi git ve abine yetiş. Ben annemle alışverişimi yaparım. Allah'a emanet olun. Beyza'nın bir tek kelime daha etmesine fırsat vermeden salondan çıkıvermiştim.
O kadar kötü olmuştum ki bir yere saklanıp çılgınlarca ağlayasım vardı. En yakın arkadaşından duyduğum sözlerdi benim canımı yakan. Belki de ben hata yapıyordum, bilmiyordum, bilemiyordum. Oktay'ın beni görmemesini dileyerek hızlıca mutfağa girdim. Selin ile Ceylan kapı gürültüsü üzerine gözlerini bana çevirmiş, şaşkınlıkla bakıyorlardı. Ben ise kendimi bırakıvermiştim. Ağlıyordum. Azra Hanım, iyi misiniz? Elimi ağzıma bastırıp hıçkırıklarımın duyulmaması için uğraşırken Selin'in yardımıyla sandalyeye oturmuştum. Azra Hanım, isterseniz Oktay Bey'i çağırayım, iyi değilsiniz. Başımı iki yana sallayıp iyiyim ben, Oktay duymasın. Onu boş yere endişelendirmek istemiyorum diye söyledikten sonra Selin'in getirdiği suyu yudumladım. Beyza'nın sözleri beynimde tekrarlanırken kafayı yiyecek gibi oluyordum. Feracemi sıkmıştım fark etmeden. Derin bir nefes aldıktan sonra ayağa kalkma kararı almıştım ta ki onun sesini duyana kadar. Azra, ben de seni arıyorum. Beyza bir şey olmuş, abisiyle gitti, bir sorun mu var? Selin bulaşık toplamaya devam edince ben de gözyaşlarımı silmeye çalıştım. Tabii gözlerindeki kızarıklığın gitmesi bir hali zordu. Elbet anlayacaktı Oktay. Gözüm bir yanlığına Ceyna kaymıştı. Gün boyu mutfaktan ayrılmayan çalışanımız yanlış görmüyorsam arkamdaki bedene bakıyordu. Hem de gülümseyerek. Ne mana? Kaşlarım çatıldı istemsizce. Oktay Bey, bir isteğiniz var mıydı? Başından beri sus pus olan kız sırıtarak Oktay'a konuşunca ister istemez kıskançlık damarım atmıştı. Bu kız kim ya? Yolarım valla. Ha? Oktay'ın cevap vermesine izin vermeden araya girdim. Eğer kocamın bir ihtiyacı olursa ben hallederim. Siz merak etmeyin canım. Ceylan'ın suratının düşmesi karşısında gülümseyip kocama, evet benim kocama döndüm. Oktay ise gülerken yüzümü görünce gülmesi endişeye yer vermişti. Ben ona adım atmadan o bana hızlıca gelip yüzümü avuçlarının içerisine aldı. Gözlerimin içine endişe dolu bakışlarını iletip, Azra ne oldu sana böyle, kim üzdü seni diye soruları sıralayınca kırık bir tebessüm yerleşmişti yüzüme. Burada konuşmasak diye fısıldayınca koca adam elimden tutup beni mutfaktan çıkardı. Zaten dışarı çıkacağımız için biz de şimdiden çıkmıştık. Bahçede ikimiz tur atarken anlatmıştım Beyza'nın söylediklerini. Bu saçma laflar yüzünden üzülme nurlu kız. Üzülecek kişi varsa o da Beyza olmalı ki o zaman dediklerinin ne kadar aptalca olduğunu anlamış olduğu zamandır. Sen canını sıkma ve koca günün koca adamınla geçirmeye bak. Oktay'ın elimden tutup beni arabaya götürmeye çalışmasına gülüyordum istemsizce. Normalde beni çok kolay götürebilirdi lakin canımı acıtmak istemediği için de zorlamıyordu. Ama nurlu kız, bak en sonunda canını acıtacağım. Allah aşkına naz etme de bin şu arabaya. Hem Elif annem ne dil alacağız da. Oktay'ın hatırlattığı gerçekle dudağımı ısırıvermiştim. Tabii ya, annemleri unuttuk biz. Kim bilir kaç saattir bekliyorlardır bizi. Daha fazla naz yapmayıp arabaya bindim. Oktay bu halime gülerek göz devirdikten sonra şoför koltuğuna yerleşmişti. Bismillah deyip gaza basan kocama hayalden öpücükler yollayıp araca binerken okunan duayı besmele çektikten sonra okumuştum. Bismillahi mecraha ve mürsaha inne rabbi la gafurur rahim. Kısa süren yolculuk baba evinin kapısına ulaşmamızla şimdilik sona ermişti. Bizi karşılayan İdil'le anneme sarıldıktan sonra salondan seslenen babama bakmak için geri girmiştik. Babam bizi görür görmez sevinçle ayağa kalkıp bana sımsıkı sarılmıştı. Babamın gözleri adeta sevinçten parlıyordu. Hepsini o kadar çok özlemişim ki. Pamuk şekerim benim diyerek alnıma öpücük konduran babama tebessüm edip elini öptüm. Sağlığın iyidir inşallah. Bu arada sen de hoş geldin oğlum. Babama aynı sevecenlikle Oktay'a da sarılınca gülümsemem daha da genişlemişti. Hoş bulduk baba diyerek cevap veren Oktay'a baka kaldım. Yanlış mı duymuştum yoksa Oktay gerçekten babama baba mı demişti? Oturmayacak mısınız? Babama bakıp cevap verdim. Yok babacığım, dediğim gibi nikah için alışveriş yapmamız gerekiyor. Geç bile kaldık. Babam dediklerim karşısında kaşlarını çatıp kızma moduna geçince niye kızdığını merak etmeye başlamıştım. Bir şey mi oldu baba? Ne demek bir şey mi oldu? Nikah atıyorsun kızım. Ben kızımı bir nikahla evlendirmem. Sizin düğününüz olacak. Yüzüme oturan tebessümle babacığım biz zaten evliyiz. Sadece resmi nikahımız olsa yeter. Düğüne gerek yok diye söylenince babam inat etmeye devam etti. Olmaz kızım. Bir ömür boyu birlikteliğiniz ve mutluluğunuz için Kur'an-ı Kerim okunmalı, dua edilmeli, sohbet edilmeli. Hem adım kadar eminim sen de istiyorsun sohbetle düğünün olmasını. İnat etme de ben ayarlayayım. Hem sizi de yormam. Siz kendi alışverişinizi halledin. Ben düğününüzü ayarlarım. Nikahı da aile arasında yaparız. Anlaştık mı ha oğlum? Babam sonradan gözlerini Oktay'a çevirip cevap bekledi. Oktay da bana baktı gülümseyerek. Aslında güzel fikir. Ben hiç sohbetli bir düğüne katılmadım. Bilmiyorum, bizim düğünümüzde ilk katılacağım sohbetli düğün olur. Oktay'ın dediklerine herkes gülmeye başladı. Canım kocacığıma gülümseyerek baktım. Deli ya dedim sessizce. Bir şeyim dedin Azra diye soran babama kıvamı iki yana sallayarak cevap verdim.
Yok babacığım. Aslında dediğinizde haklısınız. Nikah kendi aramızda yaparız. Sohbetli düğünümüze de tüm akrabaları çağırırız değil mi Oktay? Hem Oktay için de bir ilk olur dedim gülerek. Sonrasında ya nurlu kız ne zaman bitecek şu alışveriş? Oktay'a kötü bakışlarımdan birini daha atıp ya sabır çektim. Af Allah'ım af. Ya Oktay ben sana demedim mi alışverişte beni delirtme diye. Bak yolun ortasında bağırtma beni. Az kaldı demekten yoruldum. Küçük çocuğu kandırıyorum gibi hissettirme bana Allah'ını seviyorsan. Koca adam dudaklarına büzüp derin bir nefes verdi dışarı. Zaten şu çalışan sarışın sana bakıp duruyor. Katil olacağım şimdi. Oktay dediklerime karşılık gülüp omzuma atarak beni kendine çekti. Tam ona bu hareketinden dolayı kızacaktım ki kocamı kesen sarışının suratının bozulduğunu görünce kızmak yerine kocama daha da sokuluverdim. Kimse benim kocamı kesemez. Gitsin başka birinin katili olsun. Havada kıskançlık kokusu var diyerek sırıtan koca adama karşı dil çıkardım. Kocam değil misin? Kıskanırım da severim de hatta döverim de. Oktay gülüp beni kendine daha da çekti. Tabii annemin seslenmesiyle koca adamdan ayrılışım bir olmuştu. Oktay arkamı dönüp annem Nedir'in yanına gittim. Listedeki tüm ihtiyaçların alındığını görünce bir oh çektim. Ya Rabbi şükür bitti değil mi? Gidiyoruz değil mi karıcığım? Ne olur bitti de. Kaç saattir ayaklarım ağlıyor. Oktay'a cevap vermek yerine annemin seslenişine cevap verdim. Efendim anne? Annem gülümseyerek İdil'in koluna girdi. Bize yaklaşan abimi gösterip Doğan da geldiğine göre biz gidelim kızım. Daha düğün için çeyiz sermem gerekiyor. Daha çok işimiz var. Siz de yoruldunuz. Artık eve gidin de dinlenin. Hayır isterseniz bize gelin. Kapımız size her daim açık diye söyleyen anneme sarıldım. İdil'e de sarıldıktan sonra abimin sarılışına karşılık verdim. Anneme dönüp yok anne biz evimize gidelim. Siz de bol bol dinlenin. Ha bir de düğün tarihi içinde babama söyle. Bir hafta sonra ayarlasın diye söyleyince herkes bana anlamayan bakışlar yolladı. Nur Azra niye bir hafta sonra? Aynen kızım niye bir hafta sonra? Bu hafta nikahtan sonra hemen düğün yaparız diye düşünmüştük babanla. Başka bir işiniz mi var ki? Annemle Oktay'a baktım. Sadece Oktay'ın duyacağı bir ses tonunda hani evden taşınacağız ya benim balık hafızalı canım kocacığım diye söyleyip annemlere döndüm sahte gülümsemeyle. Oktay ise geç düşen jetonuyla saçmalamaya başladı. Ha evet aslında bizim taşınma gibi bir işimiz çıktı o yüzden düğünü biraz daha geç yaparsak daha iyi olur. Abim hemen atlamıştı lafa. Ne taşınması? Biz aslında ayrı bir eve çıkmayı düşünüyoruz. Yani Azra ile ben bir ev tutmaya karar verdik. Tabii bu kararımız daha yeni olduğu için size söyleme fırsatımız olmadı. Annemler ne kadar şaşırsa da pek bir şey söylemeden arabaya binip eve doğru yola çıktılar. Biz de acıktığımız için bir lokantaya girip atıştırmaya başladık. Tabii o sırada dava ile ilgili sorularımı sıraladım Oktay'a. Şimdi gelecek ay son duruşmam olacak. Evet nurlu kız. Yani katilin kim olduğu ortaya çıkacak öyle mi? Oktay sorumun üzerine bakışlarını tabağındaki kebaptan alıp gözlerime çevirdi. Biraz düşünüp cevap verdi. Ardından tekrar yemeye devam etti. Allah'ın izniyle her şey açıklığa kavuşacak. Tabi sahte babam olacak adam bir hatlar yemezse. Gözlerim önümde hiç parçalanmayan kebapta olsa da aklım hala ablamdaydı. O parçalanmış yüzü aklıma geldikçe kalbim de parçalanır gibi oluyordu sanki. Azram iyi misin? Oktay masadaki elimi tutup dikkatimi kendisine çekmeyi başarmıştı. Zoraki bir tebessüm yollayıp başımı yavaşça aşağı yukarı salladım. İyi olmaya çalışıyorum. Aklım o sahne geldikçe neyse ben de geleceğim o duruşmaya. Yüzüne tüküreceğim bir şey görmek istiyorum. Koca adam yüzüme baktı derin bir şekilde. Tabii ki geleceksin güzelim. Bu senin en büyük hakkın. Yalnız orada olacaklar. Sakın seni şaşırtmasın. Ne olursa olsun sakin kalmaya çalışacaksın ve benim yanımdan da sözümden de ayrılmayacaksın. Anlaştık mı? Oktay'a tamam anlamında başımı sallayıp anlaştık koca adam dedim. Ve o tabaktakiler de bitecek. Beni gülümseten kocama hayalen bir öpücük dağıtıp yemeğe saldırmaya koyuldum. Yemeği bitirdikten sonra çay faslına geçmişken Oktay bana çevirdi bakışlarını. Ha unutmadan da söyleyeyim. Duruşma 17 Ağustos'ta olacak nurlu kız. Oktay'ın söylediği cümleyle bakışlarımı ona çevirdim. Bu davayı annem, babam ve abime söylememiz gerekmez mi Oktay? Onların da bu duruşmaya gelmeleri gerekir. Ne de olsa ablam onların da ailesi. Oktay bakışlarını çay bardağından alıp bana yöneltti. Biraz düşündü. Başını hafif şey kenara sallayınca sıkıntılı bir nefes çektim içime. Olmaz Azra. Hem bu davanın gizli kalması gerek. İnan bana bu hepimiz için en iyi olanı. Yoksa sadece biz değil ailemiz de tehlikeye gider. Onların sağlığı ve mutluluğu için sessiz kalmalıyız. Beni anlıyorsun değil mi nurlu kız? Koca adamın sözlerine karşılık çaresizce sadece başımı salladım. Bu durumu ailemden sakladığım için kendimden nefret ediyordum. Ama bir yandan da onların tehlikede olmasını istemiyordum. En iyisi susmaktı belki de. Bu sefer Zeki kocacığımı dinleyecektim ve onun sözünden dışarı çıkmayacaktım.
Ne de olsa bu dava için yıllardır çabalayan biri doğru olanı benden daha iyi bilirdi. Aklıma takılan soru Oktay'ın iki yudum çay içmesini engellemişti. Bence artık susmam gerekti. Şu Zübeyir dediğiniz adam tam olarak kim oluyor? Oktay dudaklarını birbirine bastırıp derin bir nefes üfledi dışarıya. Güzel karıcığım, lütfen sorularını sonra sor. Şimdi çayımı yudumlamak ve sessizce seni izlemek istiyorum, tamam mı? Bu konuları ben sana zaten olabildiğince anlatıyorum. Sadece her şeyin anlatılması için zamanı gelmesi gerek. Başımı tamam anlamında sallayıp çantamdan duyulan sesin sahibini aldım elime. Ekranda gördüğüm isimle yüzüm düşmüştü ister istemez. Kim? Bozuk ifadeyle Beyza dedim. Oktay tatlıya batırdığı çatalı bırakıp elimdeki telefonu aldı hızlı bir hareketle. Ben ne yaptığını anlamaz bir şekilde ona bakarken Oktay telefonumu çoktan kulağına yaslamıştı bile. Efendim Beyza? Azra'nın şu an seninle konuşmak isteyeceğini sanmıyorum. İyi işte, bir daha pişman olacağın sözler söylememeye çalışırsın. Arkama yaslanıp Oktay'ın Beyza ile konuşmasını, daha doğrusu Oktay'ın söylediklerini dinliyordum. Her neyse Beyza, bu konular telefonda konuşulmayacak derecede ciddi konular. İzin verirsen karın bulan sohbetime devam etmek istiyorum. Oktay'ın yüzündeki ifade kızgınlığa dönüşünce yaslanmamı sonlandırıp kocama yaklaştım. Oktay ise benden uzaklaşınca kaşlarım çatıldı. Şaşkınca ona bakıyordum. Bence daha fazla uzatmak şu kanım. Sana olan sevgimi ve saygımı kaybetmek istemiyorum. Oktay'ın cümlesiyle tekrar Beyza'nın söylediğini duymak için yaklaşma çabalarına girdim. Oktay ise ısrarla telefonu benden uzak tutuyordu. Bak Beyza, seni kardeşim olarak gördüğüm için bu kadar sakin cevap veriyorum. Yoksa şu an söylediklerini başkası söylese tabuta kondurdu cesedi. Hep kendiniz düşünün zaten. Sadece ikiniz mutlu olsanız yeter çünkü, değil mi? Her şey bu kadar basit değil. Git bunu o güzel karına da söyle. Duyduğum cümleler karşısında yaklaşma çabalarım sona ermişti. Oktay yanlışlıkla telefonun hoparlörünü açmıştı ve ben Beyza'nın son cümlelerini duymuştum. Tabii bunu fark eden Oktay hemen telefonu suratına kapatmıştı Beyza'nın. Başından aşağı kaynar sular dökülmüştü sanki. Lokantadaki vatandaşların bakışlarını umursamayıp hızlıca ayağa kalktım. Başıma giren feci ağrıyla olduğum yerde duruvermiştim. Oktay'ın beni kolumdan yakalaması da ona yine hayalen öpücük göndermeme sebepti. Azra, sakin ol lütfen. Bak, daha boynundaki ve sırtındaki yara da geçmedi. Ani hareketler yapma. Beni de endişelendiriyorsun. Oktay'ın yüzündeki endişe görülmeyecek gibi değildi. Gözlerimden akan yaşlara inat kocaman bir gülümseme bahşettim. İyi ki seninle evlenmişim Oktay. İçimden geçirdiğim cümleyi dışımdan söyleyemesen de ona kocaman sarıla vermiştim. Oktay belime doladığı kollarıyla bana destek oluyordu aslında. Bıraksa düşecektim yere, bacaklarım nedense tutmuyordu. Bana ne olduğunu anlamasam da anlamak için de bir çaba sarf etmiyordum. Çünkü aklıma Beyza'nın sözleri gelip duruyordu. Beynim o cümleler işgal ediyordu. Hep kendinizi düşünün zaten. Sadece ikiniz mutlu olsanız yeter çünkü, değil mi? Her şey bu kadar basit değil. Git bunu o güzel karına da söyle. Beyza'nın aniden neden böyle davrandığını bir türlü anlayamıyordum. Yoksa dediklerinde haklı mıydı? Oktay. Efendim hayretim. Bana o güzel seslenişine karşılık okyanus gözlerimi kahve güzellerine odakladım. Lokantanın sandalyesine oturmuştuk ikimiz de. Biz bencil miyiz? Yani Beyza acaba haklı mı dediklerinde? Oktay'ın alnındaki damarlar belirginleşmeye başlayınca korkmuştum. Kötü bir şey mi söylemiştim acaba? Oktay, kötü bir şey mi söyledim? Koca adam oturduğu sandalyeden hızlıca kalkıp karşıma dikildi. Evet Azra, kötü bir şey söyledin. İnsanların birbirine aşık olması, hele ki karı kocanın birbirine aşık olması ne zaman bencillik oldu? Sırf başkalarının lafına takılıp da bana bu soruyu sorma. Ben hayatımda ilk defa kendim için bir şey yapıyorum ya. Birini seviyorum, seni seviyorum. Oktay haklıydı. Son cümlelerinde sesi o kadar yüksek çıkmıştı ki bütün herkes alkışlamaya başlamıştı. Oysa biz gülemiyorduk. Ne Oktay gülüyordu ne de ben gülüyordum. Başımı eğip ellerimle oyalanmaya başladım. Gözlerimden akan yaşlar durmak bilmezken Oktay hesabı ödemek için uzaklaşmıştı benden. Üzülme güzel kız. Allah sabredenlerle beraberdir. Yanımdaki şirin kadının sözleri karşısında gülümsemiştim. Sabrediyorum. Sabretmeye de devam edeceğim. Fakat bazen öyle şeyler oluyor ki en yakın arkadaşımı bile tanıyamıyorum. İşte o zaman böyle ayaklarım bile tutmuyor. Kadın şirince gülümsemesine devam edip dizimi hafifçe vurdu destek verircesine. Üzüldüğün zaman aklına seni çok seven kocan gelsin. Baksana oraya. Sırf seni üzmemek için buraya sakinleşmeden gelmiyor. Orada oturmuş sakin olmaya çabalıyor. Sinir hastaları genelde sakinleşmek için çaba göstermezler, gösteremezler. Genelde ani sözler sarf ederler, kimseyi duymazlar, görmezler. Çünkü o kriz anında kendisinden başka kimsenin varlığını hissedemezler. Tabii istisnası da var. Tek bir kategori insanlarını hissediyorlar o aciz anlarda. Kalbinde yer edinen kimseleri, canı gönülden sevdiği kimseyi hissediyorlar.
adını duymasına bile gerek kalmıyor. Onu hatırlatan herhangi bir kelime, hatta kokusu bile o sinir krizinin etkisini yok edebiliyor. Bu konuda makale yazmışlığım var. Ben şaşkınca kadına bakarken Oktay'a da bakmaya devam ediyordum. Siz... Sözümü kesen şirin kadına içten tebessüm ettim. Evet, ben doktorum. Daha doğrusu bir psikiyatrist doktor desek daha doğru olur. Adım Berna. Şaşkın bakışlarımı kadına yöneltmeyi kesip normal bakışlar atmaya başladım. Berna Hanım'ın uzattığı eline sıktım. Söylediklerinize hayran kaldım. Ben de diyorum Oktay'ın sinir hastası olduğunu nasıl anladınız diye. Bu arada ben de Azra. Sizinle tanıştığıma gerçekten memnun oldum. Ben de memnun oldum Azra. Bir gün kliniğime beklerim sizleri. Yanlış anlaşılmasın. Sadece hastalık konusunda değil, sohbet etmek için de gelebilirsiniz. Sizinle arkadaş olmayı canı gönülden isterim. Elimi uzattığı küçük karta kısa bir bakış atıp Berna Hanım'ın dediğine kulak verdim. Bu da benim kartım. İstediğiniz zaman arayın, çekinmeyin. Bir derdiniz, bir sıkıntınız olursa gece bile olsa arayın. Allah'ın izniyle daima yardımcı olmaya çalışacağım. Kızıla vuran kısa saçlarıyla şirin tavırları birbirini tamamlayan Berna Hanım'a teşekkür ettim. O sırada Oktay gelmişti. Oktay kadına sadece sahte bir tebessüm edip elimden tuttu. Ayağa kalkabilecek misin? İstersen kucağıma alayım. Başımı yükene sallayıp zar zor ayağa kalkmıştım. Oktay durgundu ve bu halde üzülmeme sebep oluyordu. İçimi kaplayan sıkıntıyı düşünmeme bile izin vermemişti koca adam. Ne diyordu o kadın? Tam hangi kadın diye soru soracaktım ki aklıma Berna Hanım gelince hafifçe tebessüm ettim. Bir şey demiyordu, sadece tanıştık. Kendisi psikiyatrist doktormuş. Dudağının bir tarafı kıvrılan ve alayla gülümseyen kocama sinirlensem de umursamamaya çalışmıştım. Ta ki söylediği cümleye kadar. Ne o? Şimdiden bana doktoru bile buldun sanırım. Öfkeme dur diyemeyip elimi Oktay'ın elinden hızla çektim. O da sokak ortasında durup ne yaptığımı anlam vermeye çalışıyordu. Evet, sana doktor buldum. Hatta ne var biliyor musun Oktay Polat? Ben sana doktor bile oldum ama sen hala öfkenden bir şey kaybetmiyorsun. Her neyse. Bir an önce eve gidip şu bavulları hazırlayalım ve bir an önce de şu evden defolup gidelim, olur mu? Oktay'ın tek kelime daha yetmesine müsaade etmeden seri adımlarla arabaya doğru yürüdüm. Allah'tan birileri kilidi açma gereksinimi duymuştu da yolcu koltuğuna yerleşmiştim. Ha bu arada Kamil'i çalanlar daha bir gün bile tutamamışlardı ellerinde arabayı. Çaldıkları günün ertesi sevgili polislerimiz yakalamışlardır sız çetesini. O kadar arabayı çalmayı becermişler. Oktay'ın Kamil'e gelince de yakayı ele vermişler. Artık koca adam Kamil'i çalanlara nasıl aitmişse. Az bir işim var. Sen burada bekle beni. Oktay'a duymazlıktan gelip elimdeki telefonları açmaya başladım. O da alışveriş poşetlerini bagaja yerleştirdikten sonra arabadan uzaklaşmaya başladı. Nereye gitti, neresiyle merak etsem de çenemi açmamış beklemiştim. Ki 5 dakika sonra da birileri elinde poşetle teşrif etmişti arabaya. Şoför koltuğuna yerleşen Oktay'a yeniden bir bakış attım. O da elindeki poşeti bana uzatmıştı. Niye bana veriyorsun? Onu da bagaja koysana. Biraz sert çıkışmış olabilirdim ama hala sinirliydim ona karşı. Olmaz, sen de durmalı. Niyeymiş o diye sordum kısılmış gözlerim eşliğinde. Poşetin içindekilere bakarsın anlarsın nurlu kız. Bana yıllar gibi görünen aslında dakikalar süren şu zaman zarfında ağzından duymaya hasretle beklediğim sıfat tamlamasını nurlu kız duyunca içimde sevinç çığlıkları kopmaya başlamıştı. Merakıma daha fazla inat edemeyip poşetin içinde elimi daldırıverdim. Hissettiğim şeyle yüzüme kocaman gülümseme oturuvermişti. Bagaja mı koymalıymışım nurlu kız? Oktay'a cevap vermeyip poşetin içindeki güzelliği aldım elime. Gül kokulumun üzerine 3 kere öpücük kondurup alnıma bastırdım. Poşetin içinde daha da bir şeylerin olduğunu fark edince tekrar daldırıvermiştim elimi içine. Biri mavi, diğeri de pembe rengindeki 2 tane tasbih ulaşmıştı elime. Yüzümdeki gülümseme genişlemişti. Oktay, arabayı çalıştırmak yerine gözlerini dışarıya dikmiş sessizce oturuyordu. Bir şey dememi bekliyordu belki de. Ortamın sessizliğini bozmak yerine elimde lacivert renginde Kur'an-ı Kerim ve tesbihleri arabanın ön camının önündeki boş yere koydum. Oktay hala başını kendi tarafındaki cama çevirmiş halde dışarı bakarken utanacağım bile bile hızlı bir hareketle ona doğru bir hamle yaptım. Birileri aniden bana dönünce ben de bakışlarımı kaçırmaya başladım. Dizilerde görürdüm de bu sahnelere gülerdim. Oysa şimdi gülemiyordum utançtan. Koca adam mafiçe güldüğünü hissettiğimde ben de gülümsedim gizlice. Nurlu kız sen var ya az değilsin ha. Oktay'ın cümlesine güldüm sessizce. Bir mistik taslayarak ona baktım. Sana beni hafife almanı kim söyledi ki? Ha bir de aldıkların için de teşekkür ederim. Artık gidebilir miyiz? Oktay kaşlarını kaldırıp hayır deyince meraktan sordum. Niye gitmiyoruz? Koca adam gülümseyerek bana doğru döndü. Gözlerinin içindeki parıltı yüreğimi kıpır kıpır ediyordu. İki elimi davuçlarına hapsedip derin bakışlarını gözlerime yöneltmeye devam etti. Söylediğim aptalca cümleler için özür dilerim Azra. Seni üzmek istemesem de bazen dilime dur diyemiyorum. Söylediğin cümlelerden biri aklımdan çıkmıyor.
Hani dedin ya, ben sana doktor bile oldum ama sen hala öfkeden bir şey kaybetmiyorsun diye. Haklıydın nurlu kız. Sen bana defalarca tedavide bulundun. En güzel ilacı takdim ettin bana. Ama ben öfkemden bir şey kaybedemedim. Belki de yazdığın reçeteye uymuyorumdur. İlacımı düzenli olarak kullanmıyorumdur. Ama bundan sonrası için sana söz veriyorum Azra. İlacımı düzenli bir şekilde kullanacağım ve hastalığımın iyileşmesi için de pes etmeyeceğim. Bunu inan ki kendim için değil senin için, Allah nasip ederse gelecekteki çocuklarımız için yapacağım. Ama bir şartım var ahiret güzelim. Alnımda hissettiğim dokunuşta gözlerimi kapattım. Gözlerimden akan yaşlara kızdım. Akmamalılardı. İnsan mutluyken dağlarsa gözlerinde yaş kalmazdı, saçmaydı. Alnını alnıma yaslayan noktaya bakmak için gözlerimi araladım. O da gözlerini kapatmış, derin nefes alıp veriyordu. Yüzümde hissettiğim nefes beni huylandırsa da bu anı bozmayacaktım. Ne şartıymış bu koca adam? Sorduğum soru üzerine hafifçe gülen Oktay'ın gözleri hala kapalıyken gülesim geliyordu. Dediği şeye de yaramazca gülümsemeye devam ettim. İlk önce o yaramaz gülüşünü sonlandır ve gözlerini kapat nurlu kız. Dediğini yapıp gözlerimi yumdum. Hala bir cümle kurmasını beklesem de çıt yoktu. O değildi, uyuyakalmış olamazdı değil mi? Ha, yok daha neler. Oktay, biraz daha böyle durursak ikimiz de uyuyakalacağız. Hey, sana diyorum, cevap versene. Üst üste seslenmeme rağmen ses gelmeyince gözlerim irileşti. Şaka gibi. Oktay üzerimden itince kafası cama çarpmıştı. O acıdan olsa gerek uyanmıştı beyefendi. Kafasını ovalayan ve kısık gözlerle etrafına şaşkın bir şekilde bakan Oktay'a ağız burun gireşisim gelmişti. Kafamın üzerinde uyuyakalmak ne demek ya? Ne oluyor ya? Ah, çıldırmak üzereydim. Bir de sesi uyku mahmuru çıkmasın mı? Allah'ım, sana geliyorum. Elinin körü oluyor Oktay. Ya şaka gibisin. Alın alına uyuyorduk az kalsın. Ne olacak ki? Ben de uyusam sabaha kadar öyle kalırdık herhalde. Manyak mısın sen ya? Kafamın üstünde uyumak da ne demek? Bir romantik anımızı bozmasan olmuyordu değil mi? Yok yok, hata bende. Seni dinleyen de kabahat. Her neyse, uykunu aldıysan eğer çalıştır şu kamilini de gidelim eve. Oktay yüzünü buruşturdu. Jeton yeni düşen koca adam tam ağzını açıp bir şey söyleyecekti ki işaret parmağım ona doğru salladım. Sakın tek kelime edeyim deme Oktay. Sür şu arabayı. Dudaklarına hayali fermuar çeken kocamı içten içe parçalama isteği gelse de kendime hakim olup sinirimi yatıştırmaya çalıştım. Düşündükçe sinirden gülüyordum. Alnımın üzerinde uydu resmen. Deli mi ne? Yastık mı benim alnım? Ya sabır. Gel, görüyorum elhamdülillah. Oktay'ın sözünü cümlemle kestikten sonra arabadan indim. O da benimle birlikte kapıya doğru ilerlerken beni durdurdu. Ne var yine Oktay? Oktay gözlerini gözlerime sabitlemiş başka aleme gitmişti. Beni duyduğundan da şüpheliydim doğrusu. Şartımı sormayacak mısın? Kaşlarım çıtılmış bir şekilde Oktay'a bakmaya devam ediyordum. Yüzünde gördüğüm hüzün ister istemez beni de üzmüştü. Eğer çocuğumuz olursa onu benden uzak tutmanı söyleyecektim Azra. Koca adamın söylediği şey daha da şaşırmama sebep oluyordu. Kafamı iki yana sallıyordum anlamadığımı belirtircesine. Ne saçmalıyorsun Oktay? Oktay yutkununca Adem elması çarpmıştı gözüme. Ne demek istediğini anlamıyordum ya da anlamak istemiyordum. Ben yakınımdaki herkese zarar veriyorum nurlu kız. Olur da sana zarar verdiğim gibi ileride Rabbimiz nasip ederse olacak çocuğumuza da zarar veririm diye korkuyorum. Bu sefer elimi parçalamakla kalmaz, kendimi öldürürüm, dayanamam. Biliyorum, iyileşmem için çok zamana ihtiyacım var ve ben bu zaman diliminde kimseye zarar vermek istemiyorum. Şimdi yutkunma sırası bendeydi. Ne kadar korkunç bir şeydi insanın kendi evladının sağlığı için ondan uzak durmayı düşünmesi. Oktay'ın gözlerine bakmak için cesaret gerekiyordu. Ona söyleyecek sözlerim vardı fakat onu kıracak tek kelime edebilirim korkusuyla ağzımı açamıyordum. Daha demin alnının üzerinde uyumamıştım aslında. Kulaklarım ardından beynime ulaşan cümleyle başımı kaldırdım. Evet, boyun fıtığı olacağım. Ne? Oktay masum bir şekilde gülümseyince kalbim hüzün sirenleri çalmaya başlamıştı. Anlık olarak kendimi kaybetmiştim. Yani bayılmışım. Aslında bayılmak da bir nevi uyumak ama neyse, boşuna kızdın kocana. Hadi gönlümü al, kalbimi kırdın sonuçta. Duyduklarım kalbime ağır geliyordu artık. Sevdiğim kişinin gözümün önünde bu hale gelmesi canımı acıtıyordu. Bir de sırf ben üzülmeyeyim diye gülmeye çalışması. Ama ben yapamıyordum. Onun gibi güçlü görünemiyordum. Gözlerimden akan yaşlar da güçsüzlüğümü destekler yöndeydi. Ağlama nurlu kız. Gönlümü ağlayarak değil gülerek alabilirsin. Hem benimleyken bunlara alışman gerekecek. Yani yanında bir an gülebilirim, bir an ağlayabilirim, birden bayılabilirim de. Benim için üzülme artık. Sen yanımdayken ben gayet iyiyim. Oktay'ın omzuna vurdum hafifçe. Gözlerimden akan yaşları umursamayıp biraz sesimi yükselterek
Senin için nasıl üzülmeyeyim aptal diye sözde soru soruverdim. Oktay ise gülümsemeye devam ediyordu. Koca adamın yüzünü avuçlarının arasına alıp alnımı alnına yasladım. Gözlerimizi bu sefer kapatmamıştık. Allah'ın izniyle hep yanında olacağım koca bebek. Ağlamını durduracağım. Bayıldığında da yanında olacağım. Seni uyandırmak için kolunu da çimdikleyeceğim ama bir şartım var. Ağlın alnındayken Oktay gülümsedi. Özentilik yapıyorsun nurlu kız. Sahte sinirle sus ve dinle dedim. O da gözlerini kırptı tamam derken şartım şu. Bana söylediğin o şartı kafandan at. Eğer çocuğumuz olursa babasının ne kadar güçlü birisi olduğunu görmeli. Babasının nasıl dimdik durduğunu görmeli. Bunları görmesi gerektiği gibi acizliğini de görmeli. Bu dünyada sadece sen değilsin aciz olan. Hepimiz aciziz. O yüzden benim şartım senin şartının geçersiz olması koca adam, anlaştık mı? Oktay gözlerini kıstı. Alnımı alnından ayırıp tek kaşımı kaldırdım. Odri meydan koca adam. Sen var ya nurlu kız, fenasın fena. Her neyse şu babaları hazırlayalım da sabah yeni evimize gidelim. Yeni evimiz derken diye tabiri caizse saf saf baka kaldım Oktay'a. Ben annemlere gideceğimizi düşünmüştüm oysa ki. Oktay gülümseyip cevap verdi soruma. Yeni evimiz yani bizim evimiz. İkimizin ve gelecekteki çocuklarımızın evi. Yarın tanışacaksın evimizde. Merak etme nurlu kız. Ben tam ne ara diye bir soru soracaktım ki duyduğum sesle sorum içime kaçmıştı. İşte yalın çifti. Bakın arkadaşlarım, bahsettiğim güzel yengem Azra tam karşınızda. İşte benim yengem. Abim ne kadar şanslıymış değil mi? Midemdeki bulanma hissi yüzüme yansıyordu. Oktay'ın çenesi seyiriyordu. Ellerinin hatta tüm vücudunun hafifçe titrediği de aşikardı. Ve tekrar geriye saralım kaseti. Kriz başlangıcı. Sırf sarhoş bir aptal kahinim yüzümden kocamı bu halde görmek zorunda mıyım ben? Allah'ım sabır. Sakin ol desem fayda eder mi kocacığım? Oktay dudaklarını birbirine bastırıp gözlerini kısarak cevap verdi. Sence karıcığım fayda eder mi? Okan için bir Fatiha diyelim o halde. Sonrasında rahat dur Oktay, kıpırdama dedim sana. Ne mi yapıyordum? Dudağı patlayan kocacığıma pansuman yapmaya çalışıyordum. Yavaş be nurlu kız. Oktay'ın sistemini umursamayıp pansumanı sonunda bitirebilmiştim. Hayır, hepsini niye dövüyorsun? Okan'ı anladık da arkadaşlarının ne suçu var? Psikopat mısın? Koca adam yaptığıyla gurur duyar bir şekilde omzunu silkip cevap verdi. Okan'la arkadaş olmak da büyük bir suç güzel karıcığım. O yüzden hepsi dövülmelikti. Bunca şeyden sonra Okan yaşadığına şükretmeli. Az bile yaptım. Üvey baba bozuntusu gelmeseydi öldürürdüm herhalde. Oktay'ın omzuna sertçe vurup bana verdiğin sözü unutmuşa benziyorsun Oktay. Kim olursa olsun zarar vermek yok demiştim. Ne çabuk unuttun diye sinirle sarf ettiğim cümlelerin asıl sebebi en büyük zararın kocama gelmesiydi. Onların bedenindeki yaralar kolayca geçebilirdi. Fakat Oktay'ın ruhundaki yaralar geçemezdi. Hele ki kimin çocuğu olduğunu bilememek, aileni hatırlamıyor olmak ne acı verici bir şeydi. Oktay kendisine Çınar diye hitap edilmesinden dolayı çok kapsamlı bir araştırma yapmıştı. Fakat hiçbir şey bulamamış. Büyük ihtimal ya şaşırtma amacıyla söylenmişti ya da Tahir denilen bela Oktay'ın herhangi bir bilgi ulaşmasını engelliyordu. Her ikisi de ihtimaldi. Sözümü unutmadım ama birkaç gün burada izin vermiştin nurlu kız. Sen de bunu unutmuşa benziyorsun. Oktay'ın söylediğine karşılık gözlerimi kısıp tamam uzatma hayat da dinlen dedim. Sözümü dinlemeyip ayağa kalkan kocam sinirli bakışlar atmaya başladım. Tam ben de yataktan kalkıp ona doğru gidecektim ki Oktay'ın elinde albümle dönmesiyle yerimde duruvermiştim. İşteyse bir annem var. Öyle mi nurlu kız? Oktay'ın cümlesiyle yüzüme hüzün dolu bir gülümseme oturuvermişti. Beni koruyup kolladığı için üzerine toz kondurmuyordum. Fakat son elleri ve sözleri beni kendisinden uzaklaştırmıştı. Nereden bilebilirdim ki Tahir şerefsizinin annemi tehdit edeceğini? İyi ki bana anlattın tüm olanları. Yoksa bir annemin bile olmadığını düşünecektim. Hiç değilse üç kız kardeşim ve bir de annem var. Ha en önemlisi, Oktay yanıma oturup gözlerimin içine bakarak tamamlamıştı son cümlesini. Sen varsın nurlu kız. En önemlim sensin. Nefes aldığımı hissettirensin. Mutluluk sebebimsin. Beni gülümseten, hastalığıma ilaç olan sensin. Allah'a şükürler olsun seni bana nasip ettiği için. Şükürler olsun bizi birbirimize sımsıkı bağladığı için. Baksana Azra, bu albümün geriye kalan boş sayfaları bize ve geleceğimize ait. Rabbim nasip ederse güzel anılarımızı yerleştireceğiz boş sayfalara. Koca adam gözlerini albümdeki boş sayfalardan alıp tekrar gözlerime çevirdi. Gülümsedim, gülümsedi. İnşallah dedim. Daha fazla da konuşmak istemedim. Sadece helalimin gözlerine bakıp gülümsemeye devam etmek istedim. Sadece gülümseyebilmek.
O gece yatsı namazını birlikte cemaat halinde eda ettikten sonra uyuvermiştik. Birbirimize sımsıkı sarılıp kötü olayları bir süreliğine unutmayı tercih etmiştik. Çünkü rahat bir uyku için rahat bir kafa gerekti. İyi geceler nurlu kız. Sana diye geceler koca adam. Sonrasında 8 Temmuz 2017 Cumartesi. Anne sen zahmet etme ben doldurayım çayı. Oktay'ın cümlesiyle ben hariç herkes şaşkınca birbirlerine bakış atıyordu. Perihan anne ise çok sevinmişti anne kelimesini duyunca. Uzun süredir oğlu Oktay'dan bu kelimeyi duyamamıştı. E tabi hasret kalmıştı bu güzel anlamlı kelimeye. Aslında biz sözde Oktay'la dün bu evden ayrılacaktık fakat Perihan anne bizim biraz daha kalmamızı, hiç değilse oğluyla biraz daha vakit geçirmek istediğini söylemişti. Oktay bana fikrimi sorduğunda olumsuz cevap verememiştim. Evet, bu evde daha fazla kalmak istemiyordum ama bir annenin çaresiz isteğini de göz ardı edemezdim ki. Etmemiştim de. Sonuç, nikahımıza yani yarına kadar bu evdeyiz. Birilerinin kafasına taş mı düştü ne? Okan suratı pert olsa da hala konuşabiliyordu. Maalesef. Geçmiş olsun çakma kardeş. O taş fazla büyük olsa gerek. Suratını dağıtmış. Oktay'ın cümlesi karşısında sinirden kuduran bir adet Okan vardı. Gülmemek için kendimi zor tutmuştum. Azra, tuzu uzatır mısın? Okan'ın iğrenç gülüşüyle isteğini duymazlıktan geldim. Azra yengeciğim tuzu alabilir miyim acaba? Tam kafamı kaldırıp cevap verecektim ki canım kocam araya girdi. Kalk kendini al lan, uşağın yok senin burada. Okan bozulmuş bir şekilde ayağa kalkıp önümdeki tuzu uzandı. Tam alacaktı ki Oktay tuzu alıp kendi tabağına yöneltti. Amacı belliydi Oktay'ın. Okan'ı çıldırtmak istiyordu ve bu isteği de adım adım gerçekleşiyordu belki de. Okan öfkeyle yerine oturup çatalını sertçe zeytine batırdı. Sakin ol şampiyon, bu daha başlangıç. Oktay'ın sözü üzerine ve kaynım da daha da sinirlenmişti. Tam bir şey söyleyecekken Tahir Şahsaraya girdi. Girmezse şaşardık zaten. Okan, şirkete geliyorsun bugün. Babasının cümlesine takılan Okan çoktan üvey abisinin sözlerini unutuvermişti. Gelmek zorunda mıyım? İmza falan lazımsa evde de imzalayabilirim. Tahir Şahsı kesin bir ses tonuyla Okan'a cevap verdi. Hayır Okan, imza işi değil bu. Şirket baz umrunda olmayacak. Barda para saçacağına git biraz şirketle ilgilen. Üvey üvey diye geçindiğini abim bile daha iyi iş beceriyor. O yediğin parayı biz basmıyoruz haberin olsun. Geçen geceki sarhoş davranışlarının da hesabını ayrıca göreceğiz. Git şimdi adam akıllı hazırlan. Tahir Şahsı'nın ben söylediklerine şaşırsam da Oktay'la mimik yoktu. Sakince tabağındaki pendilleri tüketmeye devam ediyordu. Ben de şaşırmayı bırakıp kahvaltıya devam ettim. Azracığım, nikah için eksikler varsa bugün halledelim istersen. Çaprazımda oturan Perihan anneme gülümseyerek sorusuna cevap verdim. Gerek yok anneciğim, biz alışverişi falan hepsini hallettik. Oktay kahvaltısını tamamlamış çayını yudumluyordu. Bana gülümseyince ne var diye fısıldayarak sordum. O ise karşımda gülümsemeye devam etmekten başka bir şey yapmadı. Oğlum bugün çok işim var da senden rica etsem Aslı'yı kreşe bugün sen götürür müsün? Çıkışa da yetişemezsem sana haber veririm. Perihan anne şefkat dolu gözleriyle dile getirdiği isteğinin kabul edilişini izledi. Oğlu da artık kendisine karşı gülümsediği için mutluydu. Götürürüm tabii ki sen işini hallet. Çıkış içinde merak etme. Aslı bugün bende. Hatta Azya yengesi de isterse gelebilir. Oktay Aslı'nın konuşmasını taklit etmişti. Bu haline sessizce gülüp başımı onaylar anlamda salladım. Ben de gelirim. Teşekkür ederim ikinize de. Tahir sen de çık artık. Geç kalacaksın toplantıya. Okan'a söylüyorsun kendin gitmiyorsun. Tahir Şahsı'nın Perihan anneme olan bakışları beni bile ürkütmüşken annemin ifadesiz kalması hayrete düşmeme sebepti. İyi cesaretti. Boşuna göndermedim Okan'ı herhalde. Her işe burnunu sokma sen. Ben kendi işimi kendim bilirim. Oktay bu sözler karşısında sessiz kalır mıydı hiç? Keşke sen de o koca burnunu bizim mutluluğumuza sokmasaydın babalık. Senin kendi işin olarak bildiğin bizim mutsuz olmamızı sağlayacak işler olsa gerek. Ama Allah şahidim olsun ki seni de oğlunu da o demir parmaklıkların arasına göndereceğim. Bu yediğin son lezzetli kahvaltın olacak. Tahir Şahsı kahkaha atınca yüzüm buruşmuştu. Hadi oradan Oktay Çınar. Asıl bu kahvaltı senin için son lezzetli yemek olacak. Yine aynı şekilde seslenmişti Tahir Polat Oktay Çınar. Eğer bu baba oğul doğru söylüyorlarsa Perihan anne niye öyle söylemişti bana? Acaba Tahir Bey karısına o konuda da yalan söylemiş olabilir miydi? Tahir'e onu evlatlık edinmek istediğimi söylemiştim. O ise beklemediğim bir karşılık vermişti. Anında isteğimi kabul edip işlemleri başlatmaya koyulmuştu. Olaylar o kadar çabuk ilerlemişti ki 2 gün sonra Tahir elime bir kimlik uzatmıştı. Üzerinde annesi kısmında benim ismim, babası kısmında da Tahir'in ismi yer alıyordu.
Fotoğrafa baktığımda yüzümde kocaman bir gülümseme oluşmuştu. Kimsesiz artık kimsesiz değildi. O kadar çok sevinmiştim ki. Adı Oksay mı diye sormuştum kimliğe baktıktan sonra. Tahir ise gayet rahat bir şekilde değildi ama artık öyle. Oktay Polat, bizim resmen oğlumuz diye cevap vermişti. Kafam iyice karışmıştı. Şimdi kocamın ismi de mi yalandı? Anlayamamanın verdiği sıkıntıyla Oktay'a baktım. Komik olma Tahir Polat. Ne adım Oktay ne de soyadım Şınar. Bunu ikimiz de iyi biliyoruz. 15 yılımı çaldığın yetmedi galiba. Şu an bile yalan söylüyorsun. Tahir şahsı yine gülünce Oktay'ın yerine hep benim sinirlerim bozulmuştu. Bu sefer yalan yok be evlat. Sen Oktay Çınar'sın. Biliyorum aileni araştırmaya çalıştığını. Ama boşuna uğraşıyorsun. Benden sana son tavsiye. Bu tavsiyem de üzülmemen için. Aileni araştırmayı bırak. Oktay en sonunda dayanamamış olacak ki masadan kalktı. Buz mavisi tişörtünün üzerinde lacivert ceketini giyip benim yanıma doğru geldi. Elimden tutup ayağa kalkmamı sağlayınca kötü bir şey olmaması için dua ettim. Oktay'ın iyi olmalı yüz ifadesinden belliydi. Tam sonun çıkışına doğru ilerliyordu ki Oktay birden durup arkasına döndü. Tahir şahsına kısık gözlerle bakıp son konuşmasını yaptı. Benim üzülmemi istemeseydin eğer yıllar önce beni alemden koparmazdın. Ben ancak saygı duyduğum insanlardan tavsiye alırım bey baba. Ve inan sana zerre saygım yok. Çünkü sen saygı duyulacak en son kişi bile değilsin. Oktay'ın sözleri karşısında Tahir şahsı sessiz kalmakla yetinmişti. Biz de zaten salondan çıkmış, merdiven basamaklarını çıkıyorduk yavaşça. Konuşmakla konuşmamak arasında mekik dokuyordum o saniyelerde. Tam bir şey söyleyecektim ki Oktay lafı ağzıma tıkmıştı. Gerçek alemi öğrendiğimde çok üzüleceğimi söylemişti annem değil mi Nurlu kız? Dudaklarımı birbirine bastırıp sessizliğimi bozmadım. Belki de haklılar, çok üzüleceğim belki de. Ama hiç değilse kime ait olduğumu, kimin evladı olduğumu öğreneceğim. Hiç değilse gerçek soyadımı öğreneceğim. Belki önümde aşmam gereken şu merdiven basamaklarından daha çok engel var. Ama artık umurumda değil. Hatta bu ev bile umurumda değil artık. Yeter ki mutlu olalım. Yeter ki birlikte olalım. Her neyse çok konuştum. Şu bücürümüzü de kreşe bırakalım da yeni evimize bakalım. Koca adamla tam merdiven basamaklarına çıkmıştık. Aslında odasına doğru gidiyorduk ki yerden başıma bir ağrı girivermişti. Ne olduğunu anlayamadan kendimi Oktay'ın kolları arasında bulmuştum. Bacaklarım işsizleşmişti sanki. Neyim vardı bilmiyordum ama iyi olmadığımı aşikardı. Azra, iyi misin? Oktay'ın sorusunu zar zor duyuyordum. Hem de yüksek sesi söylemesine rağmen boğazımı temizleyip başımı salladım evet dercesine. Bu böyle olmayacak. En iyisi hastaneye giderim. Geçen de lokantada böyle olmuştun. Yine bacakların tutmaz olmuştu. Başımı iki yana sallayıp hayır dedim. Ne hayır Azra? Başımı tekrar iki yana sallayıp bu aralar fazla yoruldum. Büyük ihtimal uykusuzluktan olmuştur. Hem şimdi benim için oyalanmada Aslı'yı kreşe götürelim diye söylendikten sonra ayaklarımın üzerinde durmaya çalıştım. Zar zor ayakta dursam da Oktay'a belli etmemeye çalışıyordum. Azra benim için hiç rahat değil. Gidelim hastaneye. Aslı'yı da şoför götürür. Senin sağlığından önemli bir şey var mı? Gülümsedim. Bir şeyim yok Oktay. Ölecekmişim gibi davranma. Alt tarafı başım döndü. Hem yarın nikahımız var. Kötü bir şey düşünüp etrafa negatif enerji yaymak yerine pozitif düşün. İyiyiz. Allah'a şükür ki ikimiz de iyiyiz. Hadi şimdi küçük görümcemi kreşine yetiştirelim. Oktay ne kadar ikna olmasa da aslında odasından çıkmasıyla dediğimi onaylamak zorunda kalmıştı. Abi, Azra yenge, beni siz mi götüreceksiniz kreşe? Koca adam kaşlarını çattı. Tabii ya, ben unutmuştum Oktay'a söylemeyi. Aslı? Aslı şirin gözleriyle abisine baktı. Efendim abi? Koca adam küçük görümcemin boy hizasına gelip yengenin adını bir daha söylesene bir diye söyledi. Aslı da abisinin ne demek istediğini anlasa gerek bana baktı. Beni kurtar dercesine. Bu haline gülümsemekten başka bir şey yapmadım. Saçmalamayın tabii ki de görümcemi yalnız bırakmadım bu durumda. Oktay sana bir şey söylemeyi unuttuk. Koca adam bakışlarını kardeşinin üzerinden alıp bana çevirdi. Aslında artık R harfini söyleyebilmesi gibi bir şey mi acaba? Oktay'ın sorusu üzerine gibi gibi diye cevap verdim. Ayağa kalkan kocama bir tebessüm edip Aslı'ya yöneldim. Sen odana gir. Ben halledip seni çağıracağım yanımıza. Tamam mı küçük görümcem? Başını aşağı yukarı sallayan Aslı'ya gülüp kocama yöneldim. Evet Nurlu kız, söyleyeceğin şeyi çok merak ettim. Aslı odasına girer girmez Oktay'a cevap verdim. Aslında konuşmaya ilgili hiçbir problem yokmuş Oktay. Yani bütün harfleri güzelce söyleyebiliyormuş. Oktay şaşırmıştı ki şaşırması gayet doğaldı. İyi de R'yi hiç söyleyemezdi ki Aslı. Başımı iki yana salladım. Aslında öyle değilmiş. Küçük Aslı size küçük bir oyun oynamış. Normalde R harfini de söyleyebiliyormuş fakat söyleyemiyormuş gibi yapmış.
Oktay'ın gözleri irileşmişti. E haklıydı. Küçük bir çocuk neden bunu yapsın ki? Nasıl yani? Aslı niye böyle bir şey yapmış ki? Çok saçma. İçime oturan hüzünle Oktay'a cevap verdim. Derin ablanın ölümünden çok etkilenmiş sanırım. O zamanlar Aslı olmasa bile yanında çok tartışmışsınız galiba. Aslı da haliyle etkilenmiş. Kendisinin ablası gibi olmasından korkuyormuş. Kendisi söyledi hatta. İlk defa bir çocuğun büyümekten korktuğunu gördüm Oktay. Şahsen ben kendimi bu konuda tek sanıyordum. Oktay söylediklerim karşısında tek kelime bile edememişti. Bu söylediklerim hüznüne hüzün katmış olsa da Oktay'ın bilmesi gerekti. Böyle olacağını bilseydim yanında tek kelime etmezdim. Her neyse bundan sonra Aslı daha mutlu olacak. Şu dava hakkıyla kapandığı zaman herkes rahat edecek inşallah. İnşallah diye mırıldandıktan sonra Aslı'nın odasına girdik. Hadi bakalım küçük görümcem. Kreşe gitme vakti geldi. Aslı hemen elimi tutunca gülümsedim. Kendisi gibi küçük olan sırt çantasını alıp odadan çıktık. Hep birlikte villadan çıkıp arabaya binerken Oya abla ve Selin'le karşılaştık. Ben de unutmadan yanlarına gidip düğün davetiyemi verdim. Arka koltuğa Aslı'yı yerleştirdikten sonra ben de yolculuk koltuğuna geçtim. Oktay da besmele çekip arabaya çalıştırdı. Ve yazarın ağzından bir gün öncesi 7 Temmuz 2017 Cuma. Gerçekten bu sözleri sen mi söyledin Beyza? Ulan ben bu kadar acı çekmeme rağmen bu sözleri sarf etmedim. Sana ne oluyor da gidip Azra'ya ve Oktay'a saçma sapan şeyler söylüyorsun? Kardeşinin yaptığı yanlış öğrenen Özgür ister istemez sinirlenmişti. Ne kadar sakin olmaya çabalasa da sakin olamıyordu. Çünkü Beyza'nın yaptığına göre çok yanlıştı. Başkalarının mutluluğuna engel olmak mutsuz olmaktan daha beterdi onun için. O yüzden de mutsuzluğu seçmişti Özgür. Adı gibi Özgür olamamıştı Özgür. O geleceğe olmayan bir aşkın kafesi içerisindeydi ve bu kafesten kaçış yoktu. Belki de başka dişi bir kuş o kafesin kapısını açardı, kim bilir. O kadar acı çekmesine rağmen susuyordu. Susmayı tercih ediyordu. Çünkü biliyordu ki Azra, yani sevdiği kadın başkasıyla, dostu Oktay'la mutluydu. Bunu kendim için mi yaptım sanıyorsun abi? Sanıyorsun ki sadece sen acı çekiyorsun. Yanılıyorsun abi. Sen her gece ağlarken ben de ağlıyorum. Sen her gece evli bir kız için üzülürken ben de üzülüyorum. Anla artık abi, anla. Azra senin değil, olamazdı. Özgür artık dayanamıyordu. Kendi iç muhasebesini başka bir ağızdan duymak acı veriyordu ona. İçindeki yangın belki bir gün sönecekti ama geride kül bırakmak istemeyen Özgür sessizce sevdiğinin başkasıyla mutlu olmasını izliyordu. Kardeşinin öfke görünümlü, acı taşıyan bakışlarını yöneltti. Ses seviyesi acıyla orantılı bir şekilde artmıştı. Kes sesini Beyza. Sen anlar mısın ki beni? Aşk acısı nedir sen bilir misin? Her gün köpek gibi üzülüyorum. Evet acı çekiyorum ama bunların hepsi sevdiğim için, sevdiğim için susmak zorundayım. Beyza da artık sabrının son raddesine gelmişti. O an söylememesi gereken bir şey söylemişti. Biliyorum tabii ki. Sanki bir tek sen mi çekiyorsun o aşk acısı denilen illeti? Ama ben senin gibi yapmıyorum, kaçmıyorum. Özgür acısını unutmuştu o an. Çünkü kız kardeşi garip şeyler söylemişti. Hem de çok garip şeyler. Beyza pot kırdığının farkına varınca oradan kaçmak istemişti. Hiç istemediği kadar kaçmak istemişti fakat kaçamamıştı. Özgür kardeşine yaklaştı yavaşça. Gözlerini kısarak bakmaya başladı. Ne dedin sen? Beyza korkuyla geriye doğru bir adım attı ama abisi de vazgeçmemişti sormaktan. Sen daha demin neler söyledin Beyza? Kız kardeşinin sessizliğe devam etmesi sinirini bozmuştu. Bu sefer sesi yükselen yükselmişti. Sen daha demin aşk acısı çektiğini mi söyledin lan? Doğru mu duydum ben Beyza? Söyle dedim sana. Beyza üzerine çöken korkuyla titremeye başlamıştı. Dudaklarını ısırıyor, ne yapacağını düşünüyordu. Bana bak Beyza, kim lan bu? Kim dedim sana? Özgür artık sağlıklı düşünemiyordu. Resmen kız kardeşi karşısında aşık olduğunu itiraf etmişti. Ona göre şaka gibi bir şeydi bu. Kız kardeşini kollarından tutup sarsmaya başlamıştı. Sinirliydi hem de çok. Özgür tam bir kez daha bağıracaktı ki kapının zil sesiyle duraksamak zorunda kalmıştı. Beyza'nın kollarını serbest bırakıp kapıya doğru gitti. Beyza ise nereye kaçacağını düşünüyordu. Şu durumdan kurtulmak için çok daha ediyordu. Belki de o da az şu an kapıdaki kişiydi, kim bilir. Hayrola? Özgür çatık kaşlarıyla kapıdaki Berat'a kötü bakışlar atıyordu. Sana söylemem gereken çok önemli bir şey var abi, onun için geldim. Berat cesaretini toplamış bir şekilde durmaya çalışsa da Özgür'ün korkutucu bakışları buna izin vermiyordu. Ne kadar önemli? Mesela şu an kız kardeşimin ilanı aşkından daha mı önemli? Özgür'ün cümlesiyle Berat'ın gözleri büyümüştü, kalbinin ritmine hakim olamıyordu. Şimdi ne söyleyecekti Berat, yapabilecek miydi? Abi şey ben...
Biraz şu an gerçekten çok sinirliyim. Eğer gerçekten çok çok önemli değilse sonra konuşalım. Özgür tam kapıyı kapatacakken Berat cesaretini kaybetmemiş bir şekilde kapıyı tutmuştu. Bu harekete şaşıran Özgür Berat'ı anlamadığını belirtir bakışlar atmaya başlamıştı. Bu niye şimdi söylerim ya da hiç söyleyemem. Bana çok kızacaksın belki ama bir gün bana hak vereceksin. Buna inanıyorum. Ne saçmalıyorsun Berat? Kafan mı güzel? Bak bak içeride sorgulamam gereken bir kız kardeşim var. O herifin kim olduğunu sormam gerekirken burada seninle konu... Ben de onu söylüyorum işte. Özgür bir kez daha şaşırmıştı. Çünkü ilk defa Berat korkusuzca sözünü kesmişti. Söylenenlere anlam vermeye çalışan Özgür ofladı. İzin versen her şeyi açıklayayım. Berat'ın cümlesi üzerine kapıyı kapatıp dışarı çıktı Özgür. Bahçedeki banka gösterip ne anlatacaksan orada anlat dedi. İkisi banka oturdu. İlk önce derin nefesler çekildi. Berat ilk önce kendi kendine Allah'ım yardım et ne olur diye fısıldayıp Özgür'e döndü. Özgür ise kaşları çıtık bir şekilde Berat'ın konuşmasını bekliyordu. Evet dinliyorum seni. Berat dimdik durup başladı konuşmaya. İlk önce sözümü kesmeden beni dinlemeni isteyeceğim senden. Çünkü bu cesaret bir kere geliyor. Gitmesini istemiyorum. Özgür uzatma Berat anlat diye söylendi. Berat gözlerini uzaklara dikip başladı konuşmaya. Küçüktüm. Daha aşık olmak nedir bilmezdim. Ta ki o gözler gözlerime, daha doğrusu kalbime değinceye kadar. Ama gidip de aşkıma sahip çıkamadım. Derler ki küçüklük aşkı gelip geçicidir. Değilmiş be abi. Gerçekten çok zorlandım. Vazgeçmek, unutmak istedim. Hatta bunun için o güzel gözlü kızı ağlattım, kaçtım. Onun gözünün içine baka baka kaçtım. Güldüm acınacak halime. Ama nereden bilebilirdim ki bu duygunun hiç yok olmayacağını? Ben büyüdüm. Kalbimdeki o his de büyüdü. Yandım, yine yanıyorum. Şimdi o güzel gözleri görmek için nelerimi vermezdim. Ama yapamam. Çünkü bunun için çiğneyemediğim dostumdan izin almam gerekiyor. Dostluğum için vazgeçtiğim aşk için bu sefer de kendimden, belki de canımdan vazgeçiyorum. Özgür'ün çatık olan kaşları yavaşça düzleşmeye başladı. Bir an dalmıştı. Aklına kendi hisleri gelmişti çünkü. Sevdiğine baktığı günler gelmişti aklına. O güzel gözler. Berat, lütfen abi sözlerime devam etmeme izin ver. Yoksa bir daha söyleyemem. Özgür anlamıştı fakat anlamamazlıktan gelmek istiyordu. Çünkü sinirlenmekten yorulmuştu. Abi üzgünüm ama ben gerçekten seviyorum. Allah için seviyorum. Bu yüzden o güzel gözlere bakamıyorum. O güzel gözlere bakıp söyleyemiyorum. Çünkü Rabbim için seviyorum. Ben bey... Kes sesini Berat. Sakın devam edeyim deme. Abi tamam istersen bana söv beni döv. Ama lütfen anla beni. Ben kardeşini gerçekten çok seviyorum. Beyza'yı gerçekten seviyorum. Yüzüne yediği yumruk ona tatlı bir dokunuş gibi gelmişti belki de. Çünkü artık o sır bozulmuştu. Kalbine ait olan sır artık yok olmuştu. Artık aşkı biliniyordu. Ondan mutlusu olamazdı. Ne diyorsun lan sen? Sen kim oluyorsun da benim kardeşimi seviyorsun? Hangi yürekle seviyorsun lan? Sen dostunun kardeşine o gözle bakmaya utanmadın mı? Bir de gelmişsin bana aptal aşk masalını anlatıyorsun. Ulan sen salak mısın? Yürek mi yedin lan sen? Berat'ın yüzüne iki yumruk daha atan Özgür ayağa kalkıp kahkaha atmaya başladı. Ne olduğunu anlayamayan Berat şaşkınca Özgür'e bakmaya devam etti. Özgür ise kafayı yemiş gibi kendi kendine konuşmaya başlamıştı. Şaka gibi lan. Adam karşıma geçmiş kardeşini seviyorum diyor. Ulan ben bile korkuyorum sevdiğimi söylemeye. Adamdaki cesarete bak. Sahneye çoktan dahil olmuş olan Beyza'yı kimse fark edememişti. Zaten Beyza da fark edilmemek için kabuğundan çıkmıyordu. Sadece ve sadece dinliyordu. Eli kalbinde bir şekilde. Abi iyi misin? Berat'ın sorusu üzerine Özgür tekrar gözlerini dudağa ve kaşı kanayan Berat'a çevirdi. Çenesini kaşıyıp normal bir ses tonunda sordu teyit etmek istercesine. Sen ciddi ciddi bana, kardeşini, Beyza'yı seviyorum mu dedin? Ben gerçekten bunları duydum değil mi? Berat yutkundu ama geride çekilmemişti. Başını sallayıp evet dedi. Beni ne kadar döversen döv ama bu söylediklerim gerçek ve bu kişi sen olsan bile gerçekleri değiştiremezsin. Özgür tekrar gözlerini kıstı. O herif sensin yani öyle mi? Berat bu soruya cevap verememişti. İçine istemsizce bir kurt düşmüştü. Beyza başkasından bahsetmiş olabilir miydi ki? Cevap vermeyecek misin Bay Mecnun? Özgür'ün sorusu üzerine Berat başını iki yana salladı. Eğer başkası olmadıysa benimdir herhalde. Benimdir değil mi? Başkası yoktur değil mi? Berat'ın sözlerine karşılık tekrar kahkaha atmıştı Özgür. Ulan Berat daha Beyza'nın duygularını bilmiyorsun. Bir daha aşığım diyorsun ha. Her neyse kalk yerden. Ciddi tavrına dönen Özgür sinirli değildi.
Berat da buna şaşırmış olsa da şaşkınlığını belli etmeyip ayağa kalktı. Yere düşen gözlüğünü alıp tekrar üzerine sirkeledi. Şimdi söyle bakalım Berat Bey, tırnak sökme mi, matkapla beyin delme işkencesi mi? Hangisinden başlayayım? Berat, sakin göründüğüne aldanmamam gerekti diye söylenince Özgür tekrar kahkaha attı. Gel lan buraya deyip Berat'a sarılmıştı Özgür. Berat ise şaşkındı. Ne düşüneceğini, ne yapacağını bilmiyordu. Bu yüzden olsa gerek dostunun sırasına karşılık verememişti. Özgür sarılmayı sonlandırıp Berat'ın omuzlarına ellerini yerleştirdi. Berat da gözlerini Özgür'ün gözlerine sabitledi. Bak dostum, korku denen canavar bir sürü güzel şeyin gitmesine sebep oluyor. Sen benim gibi yapmayıp cesaretini tercih ettin. Seni dövdüm, buna hakkım vardı, kusura bakma. Ama şunu asla unutma, bayağı şık. Kolay ulaşılan bir şeyin değeri anlaşılmıyor. O yüzden sen de kardeşimin değerini iyi bil ve eğer o da isterse haline söyle. Allah'ın emri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kavliyle isteyin. Ha sakın bir daha Beyza yüzeyim deme. Yoksa cidden bu sefer işkence yapmadan öldürürüm seni, anladın mı beni? Zaten Beyza'nın okulu bitti bitecek. Ben mutlu olamadım, bari siz mutlu olun. Berat ne kadar şaşırsa da hissettiği mutluluk ona rüya gibi gelmişti. Hala inanamıyordu. Ben rüyada değilim değil mi abi? Özgür dudağını kıvırdı. Berat'ın koluna sert bir çimdik atınca çığlık atmayı ihmal etmemişti Berat. Rüya mıymış? Asıl büyük sorun ben değilim, biliyorsun değil mi? Beyza benden daha inatçı. Ona kendini nasıl affettireceksin bilmiyorum ama benden gizli falan buluşmak yok. Böyle bir şey zaten uygun değil. Berat başını sallayıp, yok abi bunu zaten Beyza da istemez. Hem o kadarını da biliyoruz canım. Bir şey soracak diye konuşuyordu ki Özgür sözünü kesti. İyi değil, bugün benden büyük bir fırça yedi. Söylememesi gereken şeyleri söylemiş. Kim ne söylemiş ki? Azrail Oktay'a saçma sapan şeyler söylemiş. Bunlar hep benim dikkatsizliğim sonucu oldu belki de. Üzüldüğümü görünce o da üzülüyor sonuçta. Düşüncesizlik ettim belki de. Her neyse, sen git artık evine, geç oldu zaten. Berat lafı daha fazla uzatmayız. Tamam abi, hayırlı geceler diye söylendikten sonra arabasına bindi. Özgür de arkasından el salladı. İçeri giren Özgür kız kardeşine ne diyeceğini düşündü. Berat'ın itirafını söyleyip söylememek arasında kalsa da susmayı tercih etmişti. Bunu Berat'ın kendisinden duyması daha iyi olurdu çünkü. Abi ben... Bir gün sonra nikah günü Beyza. İkisinden de özür dile. Çünkü bu sözler ve davranışlar sana hiç yakışmıyor. Beyza abisinin dediklerine başını sallayarak cevap verdi. Haklısın abi, ben çok pişmanım zaten. Azra kardeşim gibi benim. Onun üzülmesini istemem zaten. Ben bir şey soracaktım sana. Daha demin kim? Berat gelmişti. Bir güzel yemeğini yiyip geri gitti. Ne konuştuklarımızı benden duyabileceğini düşünüyorsan hemen o düşüncenden vazgeç küçük hanım. Sana diyeceğim tek şey şu ki bahsettiğin kişi Berat mıydı? Eğer oysa ailesine söylesin, istemeye gelsinler. Tabii siz ne isterseniz küçük hanım. Duydukları karşısında utanan Beyza, ben yani siz ne derseniz diye cevap verince Özgür güldü. Ulan be, neyse şu nikah dava vesaire işleri bitsin. Sizin düğününüzde yapar inşallah. Ama anneme de söyle. Kraliçe ne isterse olur. Her neyse, ben yatacağım. Allah rahatlık versin kardeşim. Kardeşinden makas alan Özgür yatmak için odasına yöneldi. Aklındaki düşünceler onu yormuş olsa gerekti. Yatağa uzandı ve başladı yeni oturun konuşmasına. Kiminle mi konuşuyordu? Rahmetli olan babasıyla. Vay be baba. Kızın benden önce evlenecek bu gidişle. Sen de izliyorsun değil mi oradan? Gördün mü müstakbel damadının cesaretini? İşte o cesaretin kırıntısı oğlunda yok. Olsa ne güzel olurdu. Ama ne var biliyor musun? Bitmiyor. O acı bitmiyor baba. Sevdiğim kız bir kez daha evlenecek. Bu sefer gözlerimin önünde hem de. Baba, ben çok kötüyüm. Acı çekiyorum baba. Sen olsaydın yanımda böyle olur muydu yine? Hiç değilse beni anlardın değil mi? Böyle tek başıma deli gibi konuşmazdım. O yüzüme atılan yüzük var ya baba. İşte ben bugün o yüzüğü, suyun derinliklerine doğru attım baba. Sandım ki o yüzük gidince acılarım da gidecek. Sandım ki o yüzük gidince aşkım da bitecek. Ama olmadı baba. Hala acıyor kalbim baba. Kalbim çok acıyor. Ve Azra'nın anlatımıyla. 8 Temmuz 2017 Cumartesi. Bu ev çok güzel Oktay. Beğeneceğini biliyordum. Evin içini turlamaktan kendimi alamıyordum. Yeni evimiz 2 katlı müstakil bir evdi. Yeni yapıldığı çok belli olan evimizin bahçesi de bir o kadar harikaydı. Bu evin dekorasyonunu bile değiştirmek istemiyordum. Her şey o kadar güzel ve düzenli bir şekilde dizayn edilmişti ki. Özellikle şehre uzak olsun istedim. İkimiz için ve gelecekte Allah nasip ederse çocuklarımız için.
Ailemizi ziyaret etmeye imal etmeyiz zaten. Ha bir de Azra avukatlık mesleğine devam etmeye karar verdim. Bırakmayı düşündüm bir ara fakat fark ettim ki Zübeyir abi beni sadece bir dava için değil, 1000 dava için yetiştirdi. O kadar sonuçlanmayan dava var ki hepsine elbet ben yetişemem fakat benden yardım isteyenler de geri çevirmeyeceğim. Her neyse, bir saat sonra Aslı kreşten çıkacak. Onu yetişmemiz gerek. Yarın nikahtan sonra tekrar buraya geleceğiz zaten. Evimizi özletmeyeceğim sana yani. Oktay'a cevap olarak tamam canım Aslı'yı bekletmeyelim dedikten sonra koca adamın koluna girdim. Kreşten Aslı'yı alıp eve doğru yol almaya başlamıştık. Yolda giderken Aslı'nın sorusuyla yine utanma moduna girmiştim. Keşke utanma hissi biraz da Oktay'da olsaydı. Ne iyi olurdu? Abi, yenge siz ne zaman bana arkadaş yapacaksınız? Artık tek oynamaktan sıkıldım. Ben kafamı yanımdaki cama çevirip duymazlıktan gelmeye çalışsam da Oktay muzipliğinden vazgeçmemişti. Sen merak etme prenses. Biz başladık çalışmalara. Oktay'ın terbiyesiz cümlesine karşılık kötü bakışlar atmaktan fazlasını yapamamıştım. Ne de olsa yoldaydık ve bir de küçük emanetimiz Aslı vardı. Düzgün konuş Aslı'nın yanında, başkasının yanında söylerse bir de Allah korusun. Hayır bir de abi olarak örnek olacaksın ama görünüşe bakılırsa sana örnek bir kişi gerekiyor. Koca adam muzip sırtı seçtiğinde bana öpücük atıp geri yollara dikti gözlerini. En sonunda eve varınca Allah'a şükredip eve giriş yaptık. Aslı annesinin kucağına atlayıp özlem giderirken biz de yatak odasına doğru çıktık. Okan'la karşılaşmam umuduyla ilerlerken Oktay kolunu omzuma atmıştı birden. 80 kilonu üzerime yüklemem sence de acımasızlık değil mi? Oktay yanağımı öpüp özür dilerim karıcığım bu haline gülümseyip derisin dedim. Öyleyimdir diyen kocamın yürüyüşüne ayak uydurmaya devam ettim. Odaya girdikten sonra ilk önce bir banyo sırası kavgası, sonra da Oktay'ın telefonla fazla uğraşması yüzünden ettiğimiz kavga derken en sonunda yatakta bulduk kendimizi. Yorucu bir gündü, ne de olsa evimiz için mobilya falan bakmıştık. Üzerimize çöken yorgunluk bizi yatağa mıknatıs gücüyle yapıştırmıştı adeta. Oktay kolunu başımın altına koyarak benim için yastık görevi yapmıştı. İkimiz de tavana bakarken Oktay sessizliği bozmaya başladı. Ne garip değil mi? Önceden zorla evlendirildiğimiz için öfkeliyken şimdi de kendi isteğimizle evlenip mutlu olacağız Allah'ın izniyle. Öyle diyerek destekledim koca adamın sözlerini. Ablanın katilini bilmek istersin değil mi nurlu kız? Oktay'ın sorusuyla o mıknatıs gibi yapıştığım yataktan bir ışımla kalktım. Oktay da kalkıp benim karşıma geçti. Gerçekten şimdi söyleyecek misin? Yani katilin kim olduğunu kesin biliyor musun? Oktay başını onaylar anlamda sallayınca gözlerim parlamıştı sevinçten. Çünkü birazdan yüzüne tüküreceğim şahsın ismini işitecektim. Ama bir şartım var nurlu kız. Gözlerimi devirdim yorgun olduğumu belirtircesine. Yine ne şartı ya? Sen şartsız bir şey yapamaz mısın? Oktay gülüp cevap verdi soruma. Yapamıyorum nurlu kız. Alışkanlık oldu şu şart işi. Her neyse şartım bu kişiye yapmak istediklerini şimdi hemen ben söyledikten sonra yapmaman. Ona göre söyleyeceğim. Oktay'ın şartını duyan ben kaşlarımı çattım. Ne demek bu ya? Yani diyorsun ki ablanın katilinin yüzüne tükürme. O katile aykırmak istediklerini söyleme mi diyorsun şimdi? Ne dediğinin farkında mısın Oktay? Oktay sakin bir tavırla başını evet manasında sallayınca sinirlerim bozuluyordu. Hani demiştim ya her şeyin bir zamanı var diye. Bu yüzden şimdi zamana değil yapacaklarını duruşmadan sonra yapmalısın tamam mı nurlu kız? Tamam ama duruşmadan sonra sen bile engel olamazsın bana. Söylediğim cümle üzerine peki nurlu kız diyen koca adama baktım. Okan Polat. Kaşlarımı kaldırdım. Ne olmuş Okan'a? Oktay yine bir nefes çekti içine. Bense şaşkınca sorduğum soruma cevap bekledim. Ablanın katili Okan Polat. Aslında asıl suçlu Tahir Polat. Gözlerim irileşmişti. Duyduklarıma anlam vermek çok zordu benim için. Geçen Okan böyle bir şey ima etmişti fakat sonradan düşününce saçma gelmişti bana. Oktay, sonuçta 10 yıl önce Okan daha 9-10 yaşlarındaydı. 9-10 yaşındaki bir çocuk nasıl olur da araba kullanır? Çok saçma. Hem asıl suçlu Tahir derken ne demek istedin? Ya ben anlamıyorum, cidden kafayı yemek üzereyim. Oktay, ellerini omzuma yerleştirip, sakin ol Azra, beni iyi dinle. Sana her şeyi anlatacağım diyen kocama başımı olumlu anlamda sallayarak cevap verdim. Ablana çarpan araba Tahir Polat'ın arabasıymış. Okan da küçükken çok ısrar etmiş arabayı sürmek için. Oğul meraklısı Tahir de kıyamamış bir tanecik oğluna. Gitmiş şoför koltuğuna oturtmuş oğlunu. Herif zaten pisliğin teki. Geçmişi esrarla uyuşturucuyla dolu. O zaman da çocuğunun yaptığı büyük suçu gizlemeyi başarmış bunca sene.
Üzerine suç kalmasın diye de Okan'ın kendi başına arabayı aldığını, kazanın da kendisinin olmadığını söylemiş. Ve Okan da küçük olunca ceza düşmüş üzerinden. Sadece Tahir denen şerefsize para cezası verildi arabasına sahip çıkmadığından dolayı. Oysa o kazanın da yolcuk olsun ayılmış Tahir Polat. Vermiş araba yönetimindeki çocuğa, oysa önceden itiraf etse sadece kendisi hapse girecekti. Okan'ı da pis içine bulaştırmayacaktı. Şimdi ise ikisi hem suçu gizlemekten hem de suçlu olmaktan yargılanacak. Duyduklarım beni yıkmıştı. Yutkunmak denen eylemi unutmuştum o sırada. Burnumdaki sızı yanaklarım ıslanacağını haber ediyordu. Tüylerim diken diken olmuştu. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemez bir şekilde yatağa oturdum. Azram, iyi misin? Oktay'ın sorusunu tamamlamasına izin vermeden başladım konuşmaya. İyiyim desem inanacak mısın Oktay? Kalbim acıdan kıvranırken, ablama yapılan işkenceden 10 yıldır haberdar olmazken nasıl olur da iyi olabilirim? Her gün bir kez daha ölüyorum Oktay. Bitsin artık lütfen. Cezayı hak edenler kimse girsin hapse. Hiç değilse suçlu suçunun cezasını çekince içimize bir nebze de olsun rahatlık oturur. Oktay kollarını bana dolayıp merak etme nurlu kız. Allah kimsenin hakkını kimsede bırakmaz. Suçlu da cezasını çekecek inşallah. Sen yeter ki dayan, biraz daha sık dişini diye teselli cümlelerini söyledi. Şimdi ise büyük nefret besledim içimde. Okan ve Tahir Polat'a. İşte böyle dostlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bu güzel hikayenin yazarı Vildan Cansız, ben de Cihan Bozacı. Eğer hala kanallarımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Yeni bölüm beklerken size bir hikaye tavsiye edeyim. YouTube'da arama kısmına Berceste sesli kitap, Berceste Cihan Bozacı diye yazarsanız çıkacaktır. Muhteşem bir hikaye sizleri bekliyor. Şimdiden keyifli dinlemeler. Yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.